Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu şirkle mücadele bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye benziyor. Bir saniye boş bırakmaya gelmiyor. Hemen anında bakıyorsunuz ki hastalık yayılmış. Bir hastanın yanına 1000 tane sağlıklı adam götürseniz, sağlık bulaşmaz hastalığa, hastaya, ama hastadan hastalık bulaşabilir sağlıklı kişilere. Hastalıkların öyle bir özelliği var. Bulaşabiliyor. Ama sağlık bulaşmıyor. Öte yandan sağlık kalıcılığı ve başarıyı getiriyor. Hastalık da ölümü ve sıkıntıyı getiriyor. Bugün İslam alemi görüldüğü gibi maalesef bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. İşte biz de elimizden geldiği kadar insanları hasta yapan o mikropları öldürmenin peşinde koşuyoruz ama mücadeleyi bir an için bıraktığınızda her tarafı yine o mikroplar sarıyor. Hepiniz biliyorsunuz ki din açısından en büyük mikrop şirktir. Şirkten daha büyük mikrop yok. Çünkü Allah-u Teala şirki hiçbir zaman için affetmiyor. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Nisa 48, bir tane neydi? İki tane, iki yerdeydi galiba. Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama onun altında kalan günahı, gereken gayreti gösteren kişi için bağışlar. Ama şirk günahı asla bağışlanmaz. Bunun manası şu: bir kişi müşrik olarak ölürse bağışlanmaz. Ya da o limen yaşayı işte gerekeni yaptığı kişi için bağışlar diye de anlamlandırabiliriz. Şirk günahının asla bağışlanmaması bir kişi müşrik olarak öldüğü takdirdedir. Yoksa hayatta yaşarken bağışlanmayacak herhangi bir günah yoktur. Biliyorsunuz Mekkelilerin tamamına yakını müşrikti ama Müslümanların, yani ilk Müslümanların tamamı da Mekkeliydi. Sonra Medine'ye hicret edildi. Cenab-ı Hak şirki bağışlamaz sözünün anlamı, ölen insanlar eğer şirk günahı işlemişlerse cehennemden çıkma şansları yoktur. Ama şirkin dışındaki günahlardan işlemişlerse Allah-u Teala şirkin dışındaki günahları işlemiş olanları cehennemden kurtaracaktır. Onu kendisi bildiriyor. Biliyorsunuz bir takva diye bir kavramımız vardır. Takva. Onun Türkçe karşılığı korunmadır. Bir kişinin en büyük korunması neye karşı olur? Şirke karşı olur. En büyük korunma şirke karşı olur. Yani asıl takva kişiyi müşrik yapmaktan koruyan takvadır. Müşrik olmadığınız takdirde, Allah'a ortak koşmadığınız takdirde ya da çok daha açık ifadesiyle Allah'ı ikinci sıraya koymadığınız takdirde
bağışlanma ihtimaliniz vardır. Onun için asıl takva budur. Şimdi şöyle Meryem suresini bir açarsak eğer, evet, 311. sayfa. Mesela bu şeyde 68. ayetten itibaren Cenab-ı Hak şöyle diyor. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ Rabbine yemin olsun. Ya da şöyle diyelim, Rabbinin şu sözüne çok dikkat edin. Çünkü yemin kelimesi bizim Türkçemizde yemin diye tercüme edildiği zaman bir Arap'ın anladığı anlamda anlaşılmıyor. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı yeminler bir konunun önemini göstermek içindir. Ama onu Türkçe'ye tercüme ettiniz mi bir Türk, Allah Allah bu niye, neden ihtiyaç duymuş diye şaşırıyor. Yapan Allah'sa o zaman sesini çıkarmıyor. Anladığından değil, saygısından dolayı. Mesela şimdi siz kendi hayatınıza bakın, bir yerde gidip de bir şey söylediğiniz zaman arkasından bir de yemin ederseniz, ne derlerse, ya niye yemin ediyorsun kardeşim? Yani biz sana inanmazlık etmedik ki. Hele güvendiğiniz, inandığınız, saygı duyduğunuz birisi yemin ederse o zaman Allah Allah, ne gerek vardı buna? Çok şaşırtıcı bir şey olur. Bu yemin eden Allah olduğu zaman da büsbütün şaşırırsınız Türkçe açısından. Ama şey de bir Arap için bu son derece normaldir. Çünkü Arap o yeminle bizim anladığımız yemini anlamıyor. Yani Türk bir Türk'ün anladığı şekilde anlamıyor. Konunun önemine dikkat çekildiğini anlıyor. O zaman biz de o şekilde anlam vereceğiz ki bir Türk de doğru anlasın. Yemin diye tercüme ederseniz arkasından bir sürü açıklama yaparsınız, gene de bir şey anlamaz. Adam der ki, ha, gene anlamadım. Önce ha der, sonra gene anlamadım der arkasından. Evet, fe rabbike lenahşurannahum. Yani Rabbinizin şu sözüne çok dikkat edin. Onları şeytanlarıyla birlikte bir araya toplayacağız. Bunlar günahkarlar. Yani günahı sevabından çok olan insanlar. Meryem suresinin 68 ve devamı. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ Sonra onları cehennemin çevresinde diz çökmüş vaziyette toplayacağız. Şimdi bu cehennem kelimesi hem o cehennemin tamamının adı, hem de cehennem içerisindeki ateş kümelerinin adı. Her birisine de o deniyor. İkisi için de kullanılıyor. Yani ateş kümesinin çevresinde toplayacağız. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّ Şimdi hepsi bir araya toplandığı zaman hangisi Rahman'a karşı daha fazla baş kaldırmış, onları oradan soyutlayacağız. Şimdi Allah'ın emirlerini tutmayan insanların hepsi Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmış oluyor. Mesela işte salı günkü derste sorulmuştu. Adem Aleyhisselam da Allah'a baş kaldırdı. İblis de baş kaldırdı, değil mi? Yani Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. O yasak ağaçtan yedi. İblis de Allah'ın emrini yerine getirmedi. Ne yaptı? Secde etmedi. Fakat iblis kendi yaptığını suç saymadı. Benim yaptığım doğru dedi. Doğru deyince ne oluyor? Daha ağır bir suç işlemiş oluyor. Yani siz şöyle düşünün, bir iş yeriniz var. O iş yerinde çalışanlara bir talimat veriyorsunuz.
Mesela satıcılara diyorsunuz ki, mesela şu mouse'ı diyelim 100 liradan pahalıya satma diyorsunuz. Ya da 80 liradan aşağı satma diyorsunuz mesela. Bilmiyorum kaç lira olduğunu ya. 10 lira. 10 lira. Peki neyse önemli değil canım. Öyle, yani 10 lira diyelim hadi. 10 liradan aşağı satma dediniz. Baktınız ki birisi 9 liraya satıyor. İkisi de var. 9'ar liraya satmışlar. İki tane çalışan. Ya birisi diyorsunuz ki birisine, kardeşim bunu niye 9 liraya satıyorsun? Ben size demedim mi 10 liradan aşağı satmayı? İkisini çağırıyorsunuz. Onlardan birisi diyor ki, patron kusura bakma hakikaten yanlış yaptık. Özür dilerim diyor. Öbürü diyor ki, kardeşim 9 liraya sattığın zaman da para kazanıyorsun. Niye satmayayım? Patron ikisine aynı davranır mı? 9 liradan fazla satılmaz kardeşim diyor. Tabii 9 liraya satılacak. Patron ona nedir? Burada patron sen misin ben miyim der, değil mi? Sen kendi iş yerinde bunu yapıyorsan yap ama burası benim iş yerim, burada benim emrim geçerdir. Bunlardan ikisine aynı muamele yapar mı? İkinciyi atar işinden. Atmazsa zaten olmaz. Orada patronuna soyunmuş. İşte Allahü Teala ne yaptı İblis'e? İn oradan aşağı dedi, değil mi? İblis dedi ki, Cenab-ı Hak ona sordu, dedi ki, مَا لَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُكُ Sana emrettiğim halde sen niye secde etmedin? اَنَا خَيْرٌ مِنْ Ben daha hayırlıyım yani, niye secde edeyim, olur mu yani? Ne dedi Allahü Teala? فَمَا يَكُونُ لَكَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا Orada kendini büyük görmeye hakkın yok. Kendini büyük görme derken kime karşı büyük görüyor? Allah'a karşı, değil mi? Yani patronuna soyunmuş oluyor. Yani oradaki iş yerindeki işçi gibi patronuna soyunmuş oluyor. Ne dedi? Uhruç inneke minessagirin. Çık dedi. Sen alçaklardansın. İşte o patron da o adama der ki derhal işinden ayrıl. Bir daha seni gözüm görmesin der. Peki Adem Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. Şey yapmadı, yasaklanan meyveden yeme yasağına uymadı. E yedi. Niye yedin dediği zaman, ne olacak çok lezzetliydi yedim diyebilirdi, değil mi? Demiyor. Ne diyor? Rabbena zalemna enfüse. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. O iki kişi gibi yani, patron ben yanlış yaptım. Sen haklıydın. Aynen onun gibi. Yani dikkat edin. Hayatımızda da hiçbirimiz şirkten hoşlanmayız. Çünkü Allah'ın kanunları hepimizin fıtratında vardır. Hepimizin yapısına Allah koymuştur onu. Yani Müslüman olsun olmasın dünyada herkes bu kanunların içinde yaşar. Ondan dolayı Allah'ın emirlerine aykırı iş yeryüzünde yaşayan her insanı rahatsız eder. Her insanı rahatsız eder. Yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın her insanı rahatsız eder. Niye? Çünkü her insan Allah'ın yarattığı kişidir. Her insanın özelliklerini Cenab-ı Hak belirlemiştir. Her insan Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde hayatını yürütür. Dolayısıyla Allahü Teala'ya eşit uzaklıktadır. Allah kimseyi kimseye kayırmaz. Herkes de kendi elindeki imkanlara göre imtihan eder. Şimdi burada işte şirk günahında bulunan, şirk günahını işleyen kişi Allah'a karşı bir isyanda bulunmuş. Adem Aleyhisselam da isyanda bulunmuştur. Çünkü Allahü Teala Adem Aleyhisselam'la ilgili ne diyor? Taha suresi 122 mi? 3 mü? Ve asa Ademu Rabbahu fegava 121. 121. Taha 121. Adem Rabbine isyan etti.
Fegava gay suçunu işledi. Yani kendi kafasına göre bir kurgu oluşturdu. Yani günah işleyenlerin her bir günah işleyen, bak şeyde gay suçunu şeytan da işlemiştir. O ayette فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي diyor. Şeyde Araf suresi 17. ayet midir? فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Ya Rabbi bu ihva suçunu, bu gay suçuna beni soktun ya diyor. Allah'a suçluyor. Kendi yapmamış. Niye? Kendine göre bir hayal dünyası oluşturuyor şeytan. Şeytan diyor ki tamam diyor, ben şimdi Allah'tan kıyamete kadar da yaşama, insanların yeniden dirileceği kadar da yaşama hakkı alıyor ya. İyi diyor, ben şimdi bunlardan öcümü alırım. Ondan sonra da diyor şey yaparım. Tevbe eder kurtulurum diyor. Şimdi yeniden dirilecekleri güne kadar fırsat müsaade alıyor ya, niye alıyor ki? Herkes ölecek, yeniden dirilene kadar fırsat var, o arada da tevbe ederim diyor. İşte kendine göre bir kurgu oluşturuyor. Bütün günahkarlar kendine göre bir kurgu oluştururlar. Adem Aleyhisselam da bir kurgu oluşturuyor. Nedir? Diyor ki ben şu ağaçtan yersem ölümsüzleşeceğim. Sonsuz saltanat, ondan sonra bir çaresini buluruz. Cenab-ı Hak'tan af dileriz falan. Önce şunu bir elde edeyim. Tıpkı şeyler, mesela bir kredi alayım, şu evimi alayım, bir arabamı da alayım, ondan sonra borcu ödesin, Allah'tan af dilerim. Ne yapar? Herkes işte bir gay dediğimiz odur. Yani kendine göre bir şey kurar, dünya kurar. Bu Allah'ın dünyası değildir. Bir alternatif şey kurar. Şimdi o alternatif kurduğu şeyde kendinizi suçlu kabul eder de etmez de. Kendini suçlu kabul ederse günahkardır. Etmezse müşriktir. O kadar. Aynı suçu işleyen iki kişi. Yani bakın, yani Adem Aleyhisselam'da şeye bakın, İblise, Allah İblise dedi ki, Adem'e secde et, etmedi. Adem Aleyhisselam'a da dedi ki, şu ağaçtan yeme ve İblisi kendine düşman bil. Adem Aleyhisselam iki suç işledi, İblis bir tane işledi. Yani hem iblis kendisine dost bildi, hem o meyveden yedi. اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ diyor ya şeyde, Araf suresinde وَقَاسَمَهُمَا اِنَّنِي لَكُمَ mıydı? اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ Adem ve Havva'ya yemin ediyor iblis. Şimdi yemin ettiği zaman bu demek ki yani şey o kadar bak buna çok çok dikkat edin. İblisler böyledir. Hep dini kavramları kullanırlar. Yemin dini kavram değil mi? Allah'a yemin ediyor. Bir de inni lekum aleminen, ben sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. Ama Allah-u Teala bu sizin düşmanınızdır dedi. Niye onu dinliyorsun da Allah'ı dinlemiyorsun? Adem iki suç işledi, İblis bir suç işledi, en başta yani ilk. Ama İblis Allah'ın huzurundan kovuldu çünkü kendini suçlu saymadı. Kendini suçlu saymadığı zaman kendini Allah'la eşitlemiş oluyor orada. Kendi kendini Allah'a ortak koşuyor, kendi nefsini Allah'a ortak koşuyor. Ama Adem Aleyhisselam kendini suçlu saydı. Suçlu saydığı zaman kendini Allah'a eşitlemiş olmuyor. Diyor ki ben yanlışım. Ya Rabbi sen dediğin doğrudur. İşte bu bir kulluktur. Bu kulluktur. Onun için bu ortak koşma değildir. İşte bu ayette diyor ki Cenab-ı Hak Meryem suresinde 68. ayet ve rabbike, yani Rabbinin şu sözüne çok dikkat edin demiş oluyor Cenab-ı Hak. Lenahşurannehum ve şeyatin. Onları yani ve şeyatinehum, yani elif lamı muzafun leh olarak şey yaparsanız, onları kendi şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Çünkü sorgularda hep birlikte olacaklar. Sümme lenuhdirannehum, sonra onları şeytanlarıyla birlikte bir araya getireceğiz.
havle cehenneme, cehennemin çevresinde, yani o ateş kümesinin çevresinde cisiyya, diz çökmüş olarak. Peki, hepsi geldi. Burada bak, bu yukarılara bakarsanız şeytan da var, yani kafir de var, müşrik de var, günahkar, hepsi de var. Şey, zaten müşrik de kafir fark etmiyor, ikisi de aynı da. Yani yukarıdan itibaren alırsanız günahkarı da anlatıyor Cenab-ı Hak. Şeyde, müşriki de anlatıyor. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ Her bir gruptan seçeceğiz. Aynı günah işleyen iki kişi. Birlikte oturmuş, içki içmişler. Oraya gelmiş. Birisi içiyor, diyor ki ya işte bu günaha battık, ya Rabbi beni affet, ben ne kadar kötüdür. Öbürü diyor ki ya ne, kardeşim bu hocalar yasaklamış da bir tadına baktılar mı? Allah yasaklamış da demiyor. Biliyor yasaklayan Allah olduğunu da hesabına gelmiyor çünkü. İkisi de aynı sofrada içki içen kişi. Birisi müşrik oluyor, birisi kafir oluyor. Şey, birisi günahkar oluyor, birisi müşrik oluyor. Bak, onların hepsini getirdi buraya. Şeytanlarıyla birlikte. O zaman kimi oradan su yapacak? Şeytanları soyutlayacak değil mi? ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ Sonra oradan soyar çıkartırız. مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ Her bir şia, şia nedir? Yani ekip mi diyelim, ne diyelim, nasıl? Cemaat mi, topluluk mu? Şianın içi cehennemde mi acaba? Şia, o şia manasında değil. Yani bir şeye taraftar olanlar, ne diyoruz bugün? Yani aynı görüşte olanlar. Şey arka, günahkarda ortaklaşa günah işledikleri kişiler yani, ne diyelim? Arkadaşları, arkadaşları. Grup. Kankaları, grupları. Grup. Yani günahta ittifak ettikleri kişiler. Yani ekip halinde hep beraber gidiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar, ne yapıyorlar falan. İşte ona şia deniyor. Yani bir arada olan topluluklar. Ama hepsinin şeye bakışı aynı değil. Birisi kendini günahkar sayıyor, birisi saymıyor. Aynı suçu işlemişler yani. O suç karşısında tavırları farklı. اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّ Hangisi Rahman'a karşı daha fazla baş kaldırmış? Hepsi de kaldırmış. Ama hangisi daha fazla? Hangisi Adem gibi, hangisi İblis gibi? İblis gibi olanlar şeyatin oluyor değil mi? Şeytanlar oluyor. İşte o zaman diyor ki Allah-u Teala, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ Onu soyup çıkaracağız onları. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِل۪يَّ Sonra biz elbette çok iyi biliyoruz. Hangisi orada yanmaya, kızarmaya daha çok layıktır o ateşin çevresinde? O ateşte, o cehennemde elbette ki çok daha iyi biliyoruz. Yani hepsi bizim bilgimizde. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا diyor. Sizin her biriniz oraya mutlaka gideceksiniz. Kim ve imminkum? Yani o şeytanlarla birlikte günahkarlık yapanlar, aynı günah işleyen gruplar. Hepiniz gideceksiniz. Şimdi bunu şöyle anlıyorlar. Her Müslüman gidecek. Hayır, her insan gidecek. Hayır, ona imkan yok. Şimdi ayetleri bağlantılarından kopardığınız zaman istediğiniz tarafa götürüyorsunuz. Yani şu ceketimin kolunu buradan koparın, istediğinize tarafa alın götürün. Götürün, çöpe de atabilirsin. Ama kolunu koparamadığınız zaman ceket olduğu gibi şey yapmanız lazım. Mesela şu direk burada bulunduğu zaman bu direği hiçbir yere yapamazsın. Ama o direği oradan sökebiliyorsanız götürün, çöpe atabilirsiniz. Evet. Şimdi dolayısıyla ayetleri bağlamından kopardınız mı? O zaman istediğiniz anlamı yükleyebiliyorsunuz. İşte burada bağlamından kopararak ve imminkum illa varidu. Herkes cehennemi görecek deniyor. Hayır kardeşim, öyle değil. Allahü Teala bu konuda ne diyordu? Şeyde innellezine sebekat lehum minnel husna. Bizden el-husna sözü daha önce verilmiş olan kişiler. El-husna ne demek?
kim iyilik yaparsa daha iyisiyle karşılanır anlamında geliyor. O da şeyde, istersen bu ayeti bir okuyalım, ondan sonra ayete bakarız. Hangi ayetti bu? Enbiya 101. Enbiya 21. sure, sayfa kaç? 331. sayfa, Enbiya 101. Önce o ayeti okuyalım, sonra bağlantılı olan ayetini okuruz. Evet. Şimdi diyor ki Allahü Teala, innellezine sebeqat lehum minnel husne ulaike anha mub'adun. Ayetin son, sayfanın son ayeti. Bizden el husna söz verilmiş olanlar, el husna söz verilmiş olanlar kimdir? Onun cevabını ayetten bulacağız. O dursun bir kenarda da, el husna sözü. Ona geleceğiz. Daha önce kendisine el husna sözünü verdiğimiz kişiler. Ulaike anha mub'adun. Onlar cehennemden uzak tutulacaklardır diyor. Orada uzak tutulacaklardır diyor. Buna cehennemin çevresinde oturacaklar. O zaman bunlar ayrı ayrı gruplar değil mi? El-husna sözü verilmiş olanlar başka, bunlar başka. Öylesine uzak tutulacaklar ki la yesme'ûne hasîseha, cehennemin hışırtısını bile duymayacak. Bırakın çevresinde oturmayı, hışırtısını bile duymayacak. Ha, yani uzaktan hiç onu bile duymayacak. وَهُمْ فِي مَشْتَهَةَ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Onlar canlarının çektiği nimetler içerisinde ölümsüzleşmişlerdir diyor. Ha. Onlar keyiflerinde, eğlenceler, şimdi keyif, eğlence sırası onlarda şimdi. O zaman öyleyse, ayet böyle olduğuna göre وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا, sizden her biri mutlak oraya gidecektir dendiği zaman siz kim oluyor burada? Kendisine el-husna sözü verilmemiş olan kişiler. Yani ne diyor Allahü Teala? Ve اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, tartıları, mizanları hafif gelenler. Yani günahı sevabından çok olanlar. فَاُمُّهَا هَاوِيَ, onun anası Havi. Ana dedi yani gidip yanında duracağı Haviye'dir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ, Haviye'nin ne olduğunu sana kim bildirdi? نَارٌ حَامِيَ, sıcak bir ateştir. İşte şey, cehennem. Peki, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى ne? Hatta o şeyde de var orada, o El-Kariya suresinin öncesinde. وَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ, tartıları ağır gelenler, yani sevabı günahından fazla gelirse, fi işetin radi, hoşuna giden iş, şey, yaşayışta, zaten burada da söyledi. Ohum fi meşte tenfusuhum halidun. Canlarının hoşlarını, artık keyif onların keyfi. Öyleyse burada ne dedi? Bak, günahı sevabından ağır gelen, hafif gelen. Şimdi günahı sevabından ağır gelen cehenneme gidecek. Peki bir adam şirk günahı işlemişse bu bütün sevapları bir kere şey yapar. Yani ağır ağır gelir yani. Tek başına yeter ağır gelmesi için. Öyleyse günah sevabından ağır gelmek, hafif gelmek kimlerle ilgili bir kavram? Şirk günahı işlememiş olanlarla ilgilidir. Şirk günahı işlemiş de zaten günahı ağırdır. Tamam mı? Şimdi gelelim bu el-husna sözü verilenlere. Şimdi 53. surenin 31. mi 32. ayeti miydi? Ha. 528. sayfa, Necm suresi. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: "Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard." Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. "Liyezi ellezine
esâ'u bil hus bimâ amilû. Kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını vererek cezalandırsın diye. Onun için men câe bil haseneti felehu aşr emsâli ve men câe bis seyyiati fela yüzellezîne amilus seyyiati illâ mislahâ. Hani bir insan bir iyilik yaparsa en az 10 sevap alır. Ama bir günaha bir günahlık ceza. Cezada katlanma yok. Sevapta katlanma var. Ondan sonra diyor ki veziyellezine ahsenu bil husna. İyilik yapanlara daha iyisini versin. İşte daha iyisi 1'e 10. En az 1'e 10. Daha fazlası da var. Dolayısıyla bak bütün bunlardan şu ortaya çıkıyor. Tekrar Meryem suresine geliyoruz. 70. ayete 71. ayete ve in minkum illa variduha. Sizin her biriniz, yani bu şeytanlarla birlikte olup da günahkarlık yapan insanlar, mutlaka oraya gireceksiniz. Çünkü günahın sevabınızdan fazla. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyye. Bu Rabbini de bağlayıcı, kesinleşmiş bir karardır. Bu Allah'ın kanunu, değişmez bu. Kadiye-i muhkeme diyorlar değil mi bugün? Yani artık kesin karar. Sümme daha sonra nüneccillezine tekav, kendisini koruyanları kurtaracağız. Cehenneme girmiş, kendini korumuş. Kim olur bu? Neden korumuş olur? Şirkten korumuş. Şirkten korumuş olanları kurtarır. İşte limen yeşâ bu. Allah'ın koyduğu kural. İşliyor burada o kurala uygun olarak. Nedir kural? Şirkten uzaksa o zaman bakılacak. Sevabı günahından fazla mı değil? Sevabı fazlaysa doğru cennet. Günahı fazlaysa cehennem. Ondan sonra şirkten uzaksa cehennemden kurtarılacak. Niye? İttekav, ittika, müttaki olanları kurtaracağım diyor. Kurtaracağız diyor. Ve nederu zalimine fîhâ cisiyye, o zalimleri de cehennemde diz çökmüş olarak bırakacağız. İşte kendisini korumuş olanlar neden korumuş? Şirkten korumuş olacaklar. Peki şirkten korunma, demek ki takvanın asıl en önemli bölümü bu. Kendini bir kere şirkten koruyacaksın. Şirkten korunma ne? Şimdi mesela çok iyi bir dostunuz olur. Bir müddet sonra bakarsınız ki artık sizinle telefonları azaldı. Sizi gördüğü zaman fazla mutlu olmuyor falan. Ne dersiniz ona? Ne oldu ha? Başka dostlar buldun galiba. Bizi ikinci sıraya bıraktın. Değil mi? Yenmez mi? İşte peki bana düşman mı diyorsun? Sen benim zaten dostumsun. Tamam, tabii ki elbette. Ona bir şey demiyorum ama sen beni ikinci sıraya bıraktın. İşte Cenab-ı Hakk'ı da ikinci sıraya bırakanlar müşrik olmuş olurlar. Ve ne denir şeyler? Başka dostlar buldun, artık beni görmüyorsun der, değil mi? Gerçekten görmemek midir? Görmezlikten gelmektir. İşte o başka dost bulup da Allah'ı görmezlikten gelene de ne deniyor? Kafir deniyor. Görmeyen değil, görmezlikten gelen. Tamam. Yani başkasını birinci sıraya alıp Cenab-ı Hak ikinci sıraya aldığı için müşrik, o birinci sıraya aldığına yoğunlaşıp Allah'ı görmezlikten geldiği için de kafir oluyor. Dolayısıyla her müşrik kafir, her kafir müşrik oluyor. İşte burada şu var. Şimdi mesela şimdi bir örnek aklıma geldi de biraz şey olsun, sert bir örnek olsun ki akılda kalsın. Mesela diyelim ki karı koca, eşler. Bir erkek
hanımından istemesi gereken şeyi orada bir başka kadından istese, o kadın ne yapar? İsyan eder değil mi? Ya da kadın kocasından istemesi gerekeni bir başka erkekten istese, o da şey yapar. Yani ortalığı yıkar yani. Ne oldu? Hayırdır? Ne oluyoruz? Bilelim falan. İki tarafta yani ortalığı yıkarlar ikisi de. Ve çok tabii bir şeydir. Bak görüyor musunuz? Şirk insanı ne hale getiriyor? Biliyorsunuz şimdi bu son zamanlarda paralel yapı kelimesi çok gündemde. Niye çok sert bir tepki gösterildi? Çünkü iktidara şirk koştular. Öyle değil mi? Ben iktidarı seninle paylaşmam diyor. O zaman yani her insan, bak işte az demin de söylemiştim ya, Allah bizi öyle bir yapıda yaratmış ki herkes şirkten duyduğu rahatsızlığı hiçbir şeyden duymaz. Onun için nedir? Mesela az önceki hanım bey, mesela erkek karısından görse onu, kadın ne yapar? Şimdi Asiye Hanım diyor ki boşar onu diyor. Doğru. Boşamak için elinden geleni yapar. Tamam. Peki erkek ne? Kadın da erkek de. Boşanmak isterler yani. Olmaz. Bu olmaz. Bu kabul edilemez bir şeydir der. İkisi de değil mi? Reddederler. Çünkü insanın fıtratına aykırı bir şey bu. Bu ne demek? Onun kocası kim? Ben miyim? O mu? Ya da onun karısı ben miyim? Başkası mı? Bilelim. Bu ne oluyor? İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bizim şeyimize koyduğudur. İşte orada da iktidar kim? İşte bu paralel yapı meselesi. Bu ülkenin başbakanı kim? Bu ülkenin cumhurbaşkanı kim? Evet. İşte şey de bunlardan en affedilmez olan, şöyle şey yapalım ve insanlar, yani sen bana büyük bir özür borçlusun. Şuna tamamen şey yapmadan ben seni affetmem. Kesin emin olmam lazım diye der de iki tarafta der. İşte Cenab-ı Hak da ne diyor? Şirk konusunda eğer benden özür dilemezsen seni affetmeyeceğim diyor. Öldükten sonra özür dileme imkanı ortadan kalkıyor. Yaşadığın sürece dileyebilirsin. Özür dilemek de istiğfardır, tevbe ve istiğfardır. İşte şimdi bakıyorsunuz ki insanlar en çok da şirk günahını işliyorlar. Enteresan ya. Kendilerine karşı olduğu zaman asla tahammül etmedikleri şeyi, yani hiç affedemiyorum dersiniz. Ya gözüne dizine dursun. Kadın ne saçımı süpürge yaptım. Senin için şunu yaptım, bunu yaptım. Erkek öbürü söyler. Yani her konuda böyledir. Ben kadın erkek örneğini verdim zihinlerde kalsın diye. Ama hep öyledir. Bu kadar emek ver, selamı sabaha da kesti. Nankör. İşte bütün müşriklik nankörlüktür. İşte Cenab-ı Hak onu asla affetmiyor. İşte peki siz zayıf olduğu, karşı tarafın taleplerini karşılayamadığınız için onu başka tarafa göndermiş olabilirsiniz. Bu gayet normaldir. Taleplerini karşılayamamışsınız. Ama Allah-u Teala insanların taleplerini karşılayamayacak bir şey midir? Cenab-ı Hak her şey onun elindedir. Seni yaratan odur. Yaşatan odur. Öldürecek, yeniden yaratacak olan odur. Dolayısıyla Allah'a karşı şirk, insanlara karşı şirkle kıyaslanmayacak kadar büyük bir günahtır. Burada Allah-u Teala bize şöyle şey yapıyor Fatiha suresinde. Önce mesela başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Yaptığını güzel yapma,
tüm varlıkları sahibi olan Allah'a mahsustur. Yani varlıkların sahibi Allah ne yaparsa güzelini yapar. Öyleyse sen şu anda kötü durumdaysan o da senin lehine demektir. O zaman sen onun iyi tarafını düşün. İsyan tarafını değil. Yani çünkü mesela sınıfta ders çalışmak da talebeyi sıkar. İmtihana girmek çok rahatsız eder. Ama sınıf atlamanın da başka yolu yoktur. Cenab-ı Hak da bize sıkıntılar verir falan, doğru. Ama bunu mutlaka hayırlı olarak, yani ne yapmışsa yapan o. Hayırlı yapmıştır. Benim günahımdan dolayısıyla işte tevbekar olurum. Bu da büyük bir hayırdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yaptığı her şeyi güzel yapmak tüm varlıkların sahibi olan Allah içindir. Tüm varlıkların sahibi de sen de bir varlıksın. O zaman sen de sahibinsin. E ne yapayım, benim bir sahibim yok, beni koruyan birisi yok diyebilir misin? Diyemezsin. Sen sahibin işte Allah. En güçlü olan senin sahibin, daha ne istiyorsun? Allah beni unuttu falan filan diyemezsin. Senden daha güçlü bir insan olmaz ki. Sen bunun şuurundaysan dünyada en güçlü sensin. Tek kişi de olsan en güçlü sensin. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim'dir. Yani ne? İyiliği sonsuzdur. Günahkara da, isyankara da, herkese de iyilikte bulunur. Bir de ikramı vardır bol miktarda. O da özel. O zaman gayret et, o ikramları hak et. Maliki yevmiddin, esas hesap verme günü var. Şimdi din günü. Din nedir? Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere karşılık bizden istediği görevdir. Yani borçtur. Yani din borç, deyin kelimesinden gelir. Allah bize o kadar çok nimetler vermiş ki her şeyimizi ona borçluyuz. Buna karşılık bizden bir takım isteklerde bulunmuş. O istekler de bizim lehimize olan şeylerdir. Bizi geliştiren, bizi dünyada da ahirette de mutlu eden şeylerdir. Evet. Orada Rahman ve Rahim, Malik Yevmiddin, hesap gününün tek yetkilisi. Hesap verirken şundan bundan destek alma imkanımız yok. O zaman ne oldu? Sahibimiz de o. Her şey onda. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız. Ne demek? Kayıtsız şartsız boyun eğme sadece sanadır. Ama sen dışında herkesle kimi boyun eğersem eğeyim, kaydı ve şartı vardır. Senin emrine aykırı olmamak şartıyla. Kayıtsız şartsız, yani bir şey sen emrettin mi? Nedeni, niçini yok. Baş üstüne bitti. Yeter ki senin emrin olduğunu bileyim. Ama o konuda da kesin olması lazım. Birisi çıkıp da Allah böyle emretmiştir derse, onun iblis olmadığından emin olman lazım. Bana kaynağını göster diyeceksin. Ya gösterecek, ondan sonra gerçekten doğru mu? Hey tamam, o zaman başlıyor. Onun için her Müslüman sorgulayıcı olmak zorundadır. İblislere fırsat vermemek için. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparım. Kayıtsız şartsız sadece sana boyun eğerim. Başka hiç kimseye değil. Birinci sırada sen varsın. Peki, yalnız sana kulluk ederim, yalnız sana kul köle olurum, başkasına değil diyen kişi hürriyet bakımından hangi noktada olur? Bundan daha büyük bir hürriyet düşünülebilir mi? Onun için İslam'da hürriyet olmazsa olmazdır. Kişisel hürriyet çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Yani Müslümanların dünyaya karşı işledikleri günahlar o kadar büyüktür ki, ondan dolayı Allahü Teala ayetlerini gizleyenlere insanlık da lanet eder diyor. Çünkü tüm insanlığı hürriyete kavuşturacak olan tek yol budur. Ama öyle değil şu anda. Şu anda Batı sistemi de, hepsi dünyada hakim olan sistem tamamen kölelik sistemidir. Hürriyet sistemi diye bir şey yok yani. Ama sürekli de uyuşturdukları için insanlar köle olduğunun farkında değiller. Evet, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. O zaman kulluğu yalnız sana yaparsam, yardım da yalnız senden isterim diyeceksin. Bitti.
Niye? Çünkü siz birisinden bir şey istediğiniz zaman o da sizden bir şey isteyecektir. O anda ihtiyaçlı siz olduğu için, olduğunuz için o sizden biraz daha fazlasını isteyecektir. Sizi köleleştirmeye çalışacaktır. Peki biz birbirimize yardımlaşmayacak mıyız? Esas bugünün konusu bu. Şimdi biraz sonra Enes Hoca'yı da dinleyeceğiz. Şimdi burada karşılaştırıyor. Yalnız senden istihanede bulunurum. Peki ne olacak, ben az önce Yahya dedim şu ayete bir bak. Şirk mi oldu şimdi? Bu ayet neredeydi diye sordum. Değil mi? Şimdi şeyler, işte şeytanlar böyle yerde devreye girerler. Zihinleri karıştırırlar. Yani ivaç denen, dış görünüşü itibariyle çok haklı gibi gözüken ama içerisinde şeytanlıklarını gizledikleri bir şey var. Hava içerisinde olurlar. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, istihaneyi de senden şey yaparız. Peki Allah-u Teala yalnız senden yardım isteriz diyor. Dedirtiyor bize her namazda. Bir taraftan da diyor ki ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilik ve takva konusunda birbirinize yardım edin. Günah ve düşmanlık konusunda yardım etmeyin diyor. O zaman peki nasıl oluyor bu? Evet. Şimdi bugün esas o konu üzerine duracağız. Şimdi şey, Fatiha suresini bitireyim. Sonra da Cenab-ı Hakk'a diyor ki ihdina sıratını müstakim. Ya Rabbi, bana doğru yolu göster. Çünkü etrafımda o kadar insanlar var ki benim dindarlığımı kullanarak beni yanlış yola yönlendirecek. Bana doğru yolu göster. Ben oraya girme kararındayım. Bana doğru yolu göster. Allah-u Teala da orada gösterir kişiye doğru yolu. Bak nasıl gösterir? Hepiniz kendi hayatınızda defalarca bunu yaşamışsınızdır. O yanlışlar bozuk bir yemek gibidir. Yediğiniz zaman sürekli midenizi rahatsız eder. Yalan söz gibidir. Sürekli içinizi karıştırır. Yani bir türlü tatmin olmazsınız. O işte mesela içki içenler onun yanlış olduğunu gayet iyi bilirler. Ama bir müddet sonra alışırlar, hoşlarına gitmeye başlasa bile kötü iş yaptıklarını gayet iyi bilirler. İşte diyorsunuz ki ya Rabbi, bana doğru yolu gösterir. Allah mutlaka, sen bunu söylediğinde sana doğruyu gösterir. Ondan sonra o doğruya, o doğruyla menfaatleriniz arasında tercih yaparsın. Menfaatini tercih edersen o zaman Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana itme suçuyla karşı karşıya kalmış olursun. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Bir de örnek. Kendine nimet verdiklerinin yoluna, yolunu göster ya Rabbi. İşte nebiler var. İşte örnek de gerekiyor çünkü. Tamam yapayım ama nasıl yapacağım? Bir örnek olsun. Nebiler var, sıddıklar var. Yani özü söz doğru olan insanlar var. Şüheda dediğimiz gerçekten yani uzman kimseler var. Şehit değil, yani şüheda şehit değil, uzman kişiler. Kendi sahalarında ayakları yere düzgün basan uzman insanlar var. İşte böyle iyi örnekler, onların yolunu bana göster diyorsun. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaba uğramışların, uğramamış olanların yolunu göster. Allah'ın gazabını kim uğrar, kim yanlış yaparsa onlar uğrar. وَرَدَّالِينَ ve yoldan çıkmış olan kişilerin çıkmamış olan kişilerin yolunu göster diye dua ediyoruz. Şimdi burada demek ki ya Rabbi, yalnız senden yardım isteriz dediğimiz zaman bakıyorsunuz ki konuştuğunuz kişiler sanki bu Allah'ın sözü değilmiş gibi bu sözü etkisizleştirmenin mücadelesine giriyorlar. Neydi? وَالَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ مُعَاجِز۪ينَ Neredeydi o şey? Hatırlıyor musun yerini? Yok. Neyse. Bir bak bakalım. وَالَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ Allah'ın ayetlerini etkisiz hale getirmek için bir mücadeleye giriyorlar.
Ya İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Kaç? Hac suresi 22. sure 51. ayetmiş. Üç 39. sayfa. Şimdi bir tanesi yeter. Sebe suresi kaç? Sebe 5. Sebe 5. Neyse bunu okuyalım, şey yap yeter. Şimdi diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ السَّعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Ayetlerimiz konusunda bir sahi gayret gösteriyorlar. Ayetleri aciz bırakacaklar. Ne yapacaklar? Kendileri üste gelecek. Yani Allah'ın ayeti altta kalacak, kendileri üste gelecek. Kendi görüşlerine, Allah'ın görüşü üzerine hakim kalacaklar. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Onlar cehennemliktirler. Bu Cenab-ı Hakk'ın sözü. Şimdi o şey de, biliyorsunuz Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış kitabımız var. O kitabın hikayesinden çok kısa bahsedeyim. Bizim işte Erzurum'da doğduk, büyüdük. Yani benim yakın çevremde de, uzak çevremde de tarikat, tasavvuf hiç yoktu yani. Ben üniversitede bir arkadaşımın vasıtasıyla ilk defa bir tarikatın halifesiyle görüştüm. Ve şimdi benim yapım, yani çocukluktan beri bana söylenen ne olursa olsun hiç öyle şey yapmadan, onu iyice tartmadan kabul etmem. Ondan dolayı sürekli hocalara itiraz etmekle meşhurdum yani eskiden. Yani sınıfta hoca bir şey konuştuğu zaman, mesela üniversitede bazı hocalar vardı, böyle gözümün içine bakarak konuşurdu. O zaman da bazen böyle bir şey yapardım. Az bir kendi tavrımı değiştirdim. Adamlar ne konuşacağını şaşırırdı. Şimdi öyle olduğu için o tarikat halifesine bir arkadaşın zoruyla gittim. O zaman kendi kendime dedim ki ne pahasına olursa olsun sesimi çıkarmayacağım dedim. Bir bakayım nasıl bir şey. Şimdi kendi kendime mücadele. Şimdi gittim oraya. Herkes adamın elini öptü, ben de öptüm. Yani dedik ya ne pahasına olursa olsun diye. Şimdi başladılar konuşmaya. Tahammül mümkün değil ama sustum, sesimi çıkarmadım. Şimdi anlamışlar galiba bendeki renk değişikliğini, şeyi böyle falan. Sonra geldi, benimle epeyce bir meşgul oldular, bir şeyler yaptılar. Tabii onlara orada değil de başka yerde gerekeni söyledim ve o şahsın, yani dudaklarım o şahsın eline değdi diye, çok affedersiniz, çok uzun yıllar aklıma geldikçe tükürmüşümdür. Yani bu dudaklar nasıl öyle pis bir şeye değdi diye. Yani şaşırdım kaldım. Bir hayal edilemeyecek kadar sapıklık. Ve insanlar bunları dindar zannediyorlar. Şimdi İşte üniversite, İstanbul Müftülüğü'ndeyken mesela Mahmud Efendi cemaati orada şey vardı, Bayram Ali Kara Mustafaoğlu, bilmiyorum hala yaşıyor mu, onun fetvaları ona sorarlar. O da her hafta, perşembe günleri miydi yani tam hatırlamıyorum günü, mutlaka haftada bir gün gelir. O biriktirir, bana sorar, gider onlara cevap verirdi. Zaten tarikatlarla, cemaatlerle hepsiyle aram gayet iyiydi yani, hepsiyle. Mesela Adıyaman cemaatinin bir temsilcisi bana geldi, hocam işte bütün cemaate söyleyeceğiz, fetvalarını sana söyle. Tabii sorsunlar yani, ne olacak? Sonra işte bütün cemaat ve tarikatlarla gayet iyiydi aram, çünkü hiçbirisini tanımıyordum. O Erzurum'da görüştüğümde o kişinin kendi şahsi hatası olarak düşünüyordum. Yani cemaatlerin hatası değil. Sonradan vatandaşların sorularıyla bunları öğrenince, sonra Mahmud Efendi cemaatindeki bu yanlışlar bile Ruhul Furkan tefsirini çıkarmaya başladılar. Lan bu ne biçim? Bir de birisi bana getirdi. Şaşırdım kaldım buna. Bu ne? Allah'a iftiralarla dolu. Bu ne biçim tefsir? Sonra Bayram Ali Kara Mustafaoğlu gelince dedim ki ya ne yapmışsınız siz böyle?
E hocam biz bir hazırlık yapalım da dedi işte görüş. Ne hazırlık yapacaksınız? Kitap yazmışsınız bir görüşeyim dedim. Neyse 3 ay sonra geldi hocam işte gelin dedi falan gittik. Mahmud Efendi'nin odasına İsmail Ağa Camisi'nde 3 aylık hazırlık yaptıktan sonra geldi dedi ki hocam hakikaten yanlışlar yapmışız. Görüşelim. Gitti işte Mahmud Efendi orada. Cübbeli Ahmet var. Öldürülen Bayram Ali Öztürk var. Öldürülen Hızır Hoca var. Ahmet Vanlıoğlu var. İşte Bayram Ali Kara Mustafaoğlu var. Ondan sonra Abdullah Usta Osmanoğlu var. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Ve ben de çok mutlu olarak gittim. Yani yanlışlar anlaşılmış, düzeltecekler falan diye. Abi gittik. Aman yarabbim. Bir katılaştılar orada. Şimdi bu konumuzla ilgili olarak ben Allah-u Teala İyyâke nâbud ve İyyâke nestaîn diyor. Siz de yazmışsınız. Şeyden Şeyhülislam İbn Kemal yani biliyorsunuz işte atından bir çamur Yavuz Sultan Selim'in şeyine sıçramış da atının ayağından cübbesine o da bu cübbeyi saklayın demiş işte bunun işte atının ayağından sıçrayan çamur benim için ahirette bir şeydir falan diye bunun niyetini bilemem tabi Cenab-ı Hak bilir gerçekten böyle bir olay oldu mu olmadı mı onu da bilemeyiz. Bu İbn Kemal bir hadis uydurmuş. Diyor ki اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُ مِنْ اَهْلِ الْكُبُورِ İşlerde ne yapacağınızı şaşırdınız mı? Kabir ehlinden yardım isteyin diyor. Şimdi bunların bu kitaplarında gördüğüm zaman ben dedim lan bu İbn Kemal'a iftiradır bu mutlaka. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim orada onun orijinal metnini buldum. 40 sayfalık falan yanlış hatırlamıyorsam. Tutmuş ona bir de bir felsefe oturtmuş. Bir hadis diyor kimin rivayet ettiği belli değil. Kendisi "Kâle Rasûlullah izâ tahayyertum fil umûr festa'înû" kimin dediği belli değil. "Festa'înû min ehlil kubur." Sonra şey o uydurma hadisleri bir meşhur kitap vardı. Keşf-ül Hafa. Keşf-ül Hafa. Keşf-ül Hafa'dan almış bu şeyler Mahmud Efendi grubu. Acluni diye bir zat var. O halk arasında hadis diye geçen kelimeleri bir toparlayarak bir araya getirmiş. Yanlışlıklarını da söylüyor yani. Böyle bir çalışma yapmış. Yani bunlar doğru değildir diye de anlatıyor. Bu hadis denen bu sözü de İbn Kemal'e atfediyor. İbn Kemal böyle demiştir diyor. Şimdi bunlar da bunu yazmış. Bu konuyu konuşurken orada ayetleri okuyoruz. Bu konuyu tartışıyoruz. Mahmud Efendi bana dedi ki şeymiş bir de büyük alimmiş yani tövbe estağfurullah. Olabilir. Biz şirkten bahsediyoruz. Yani ilim bir şey ifade etme. Yani ilim olmadığını da biliyorum ama olsun ne olacak? Hiç önemli değil. Şimdi Mahmud Efendi bana dedi ki sen dedi Abdülkadir Geylani'ye inanmıyor musun dedi. İmanın kaçıncı şartı dedim. Dedi ki Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Müridi izâ mâ kâne şarkan ev mağribe uğîtuhu izâ mâ sâre fî eyyi beldeti. İzâ mâ sâre fî eyyi beldeti. Gerçi satla da olur ya. Şimdi yanlış hatırlamış olmayayım şiirini. Müridim ister doğuda olsun ister batıda. Nerede olursa olsun ya da nereye giderse gitsin. Ben onun imdadına yetişirim. Bak ister doğuda ister batıda. Nerede olursa olsun. Şimdi yetiş ya Abdülkadir Geylani dedim mi geliyormuş. Bunu şey de söylüyor. Said Nursi de söylüyor. Onu da şeyde kurtarmışmış. Rusya'da kurtarmışmış. Nerede olursa olsun diyor
yetiştirim imdadına. İşte biz diyor, inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda meşayih-i izam, yani meşayih-i izam diyor, büyük şeyhler anlamına geliyor. Ve evliya-i kiram, değerli veliler. Onların ruhları vardır. Biz onlardan istihanede bulunur, istimdad ederiz dedi. İstihane, istimdad. İstihane, Allah iyyake nestaîn dedirtiyor bize. Ya Rabbi yalnız senden istihanede bulunuruz, yani yardım isteriz. Ve istimdad etmek, imdad diye vardır ya Türkçe'de. Medet ummak. Yardım bekleriz dedi. Dedim o zaman ben size şimdi ama ha ben orada İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetini okuduktan bunu söyle. Sen ne dersen de dedi. Bu benim sözüm mü ya? İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn benim sözüm mü ki bana karşı? İşte vellezîne yuh şeyde bu ayet-i kerimeye tam uyuyor mu? Vellezîne sa'af fi ayâtina muacizîn. Yani ayetlerimizi etkisiz hale getirmek için gayret gösteriyor. Yani Allah'ın ayetini okuyorsun, onu etkisiz hale getirmek için sen ne dersen de diyor. Ben dedim size tavsiye edeyim. Bundan sonra namaz kılarken Fatiha suresini okuyorsunuz ya, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn atlayın dedim. Onları okumayın. Hiç olmazsa inancınızla sözünüz birbirine uysun. Sonra tabii bunlar devam edip gidiyor. Biliyorsunuz şeyde Cübbeli Ahmet'le de ilgili bir şey vardı. Onu işte hep ne diyor şey, uçak düşüyor. Sen daha iyi bilirsin. Nasıl söylemişti? Söyle, uçak düşerken dua ediyoruz, ediyoruz, bir şey yok. Yetiş ya Abdülkadir Geylani dedik, geldik kurtardı yani. Gelmiş uçağı kurtarmış. Şimdi ben de bir toplantıda söylemiştim. Niye peki Cübbeli Ahmet hapishaneden onu kurtarmıyor? Hatırladınız mı? Bir hafta sonra büyük bir ihtimalle orada yine bir oyun oynanmıştır. Bir hafta sonra hapishaneden çıkar çıkmaz canlı yayında ne dedi? İşte bak Abdülaziz Bayındır hadi isim de vererek öyle diyordu. Bak işte Abdülkadir Geylani geldi beni kurtardı diyor. Şimdi işte bu şirkin ne varmıştı bu şeye bas öyle konuş öyle kendi kendine konuşma. Birazcık gecikmiş, trafik vardı herhalde. Ha, çok fazla kaldı çünkü içeride. Ha trafik. Şimdi şimdi bu şey biliyorsunuz öyle bir yapı oluşturuluyor ki arkadaşlar bugün yani din sahası sömürünün ana sahasıdır. Bu Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde öyledir. Çünkü din insanların en yumuşak karnıdır. Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Hani okulda talebe ister ki hoca beni imtihan etmeden üst sınıfa geçirsin. Şimdi bu insanlar da istiyor ki Cenab-ı Hak beni hiç imtihan etmeden cennete soksun. E şimdi şeyler, din sömürüsü yapan kişilerin en çok istismar ettiği konulardan birisi de kader konusu geçirebiliyoruz. Ne diyorlar? Efendim senin kafir, cehennemliksen cehennem, zaten cehenneme gideceksin. Kurtuluş yok. Sen ömrünün sonuna kadar cennetlik işi yapsan da bilmiyorsun, en son anda bir cehenneme gidecek bir şey yaparsın, cehenneme gider. E kurtuluş ne? El al benden diyor, gel. E sen kimsin? Sen kimsin? Mahmud Efendi'ye demiştim burada, bir şey söylemişti, seni kim kurtaracak dedi. Sen milleti kurtarmaya çalışıyorsun ama seni kim kurtaracak? Sen kimsin? Şimdi böylece şey yapılıyor, yani insanların dini duyguları istismar edilerek
her şeyini alıyorlar insan elinden. Malını, mülkünü, hayatını, her şeyini alıyorlar. Her şeyini alıyorlar. Her şeyini almak için kendini Allah'ın yerine koymak gerekiyor. Kendini Allah'ın, ben Allah'ın yerindeyim desen kimse kabul etmez. Bu defa dinin, o dinde saygı duyulan kişiler önce Allah'ın yerine konuyor. Mesela Hristiyanlıkta İsa Aleyhisselam Tanrı'dır. Müslümanlıkta birçok tarikat ve cemaate göre Muhammed Aleyhisselam Tanrı'dır. Biliyorsunuz onu öldür kabul etmezler. Bazı cemaatlerde sandalye boş bırakıyorlarmış, tabak boş bırakıyorlarmış. Yani bunlar Allah'a nasıl hesap verecekler gerçekten? İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Yani o devlete paralel yapı çok basit bir şey. Son derece normal bir şeydir. İnsanlar birbirlerinin, herkes bir diğerinin yerine geçmek ister. Bunda hiçbir anormallık yok ama paralel dini ne yapacaksınız? Cenab-ı Hakk'a karşı çıkmanın cezası çok ağırdır. Evet, işte burada Muhammed Aleyhisselam kullanılıyor. Melekler kullanılıyor. İşte Cebrail gelse, parti kursa bilmem ne, acayip bir şey. Sanki babası şeydir, mahallenin yaramaz çocuğuymuş da sanki, tövbe estağfurullah. Ondan sonra işte büyük zatlar kullanılır. Mesela Abdülkadir Geylani'nin belki bu işte uzaktan yakından alakası olmayabilir. Belki bu konuda çok mücadele eden bir kişi de olabilir. Doğru yani. Hiç alakası olmayabilir. Mesela işte İsa Aleyhisselam. Eğer biz onu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeseydik, Hristiyanlardan öğrenseydik, dünyanın en kötü adamı derdik ona, değil mi? İsa Aleyhisselam'ı 2 asır sonra tanrılaştırmışlardır. Abdülkadir Geylani'den kaç asır geçti üzerinden? Yani bu kişilerin kendileriyle hiçbir alakası olmayabilir. Olmayabilir. Mesela Mevlana'nın kitabı şirkle doludur baştan aşağı. Bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nin müdürü Muammer Bey vardı. Epey zamandır görüşmedik, yaşıyorum, öldüm bilmiyorum. Bir gün baktım, bir şey getirdi işte Mevlana'nın dediği kitabını Kültür Bakanlığı bastı, haber vereyim dedi, belki almak istersin. Dedim, biraz gerçekten bilgili bir insandı. Dedim ki, ya bu Mevlana tabii acayip şeyler var. Bu ne? Bu hele şu ön sözünü okudun mu dedim. Mevlana'ya ait kaç tane dedim acayip şeyler var dedim. Sonra bana dedi ki ya Mevlana'nın kendisine ait olarak ait olduğu ispatlanan, yanlış hatırlamıyorsam 12 tane dedi şey vardır. Beyt mi dedi, şiir mi dedi ne? Efendim? Beyt mi dedi bir şey? Beyt. 12 beyt vardır dedi. Şiir mi, beyt mi, yani şu anda çok net hatırlamıyorum. Diğerleri şüphelidir. E şimdi, gerçekten Mevlana da belki bu konuda mücadele etmiş olan bir kişi olabilir. Yani biz bilemiyoruz. Onu yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ortaya çıkacaktır. Ama şurası çok kesin. bu dini istismar edenler Allah'ın kitabını da kullanıyorlar. Kur'an'ı kullanıyorlar. Kur'an'ı kullanıyorlar. Bak Kur'an-ı Kerim'in ayetini öyle bir mana vermişler ki, bu şey kimindi o? Şey bu Diyanet Vakfı'nın mealini bir şey yapsana, getirsene. Şu yok değil. Ayetlerin manalarını öylesine bozmuşlar ki, şirke çok ciddi anlamda zemin hazırlamış. Yani Kur'an-ı Kerim mealini insanlara okuyun diyoruz. Mealleri kendi şirklerine engel olmayacak hale getirmişler. E ne yapacaksınız ya? Şirklerine engel olmayacak hale getirmişler. Tefsirler o öyle. Yani Allah'ın ayetini bile bozmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan iftiralar. Mesela Yahya yazmıştı, bir anlatsan o şey, hani sen olmasaydın da ilgili bir yazı yazmıştın ya. Ben bunu bulana kadar onu kısaca anlatsana. Levlake ile ilgili.
O kaynağı neresiydi? Yok yok, sen biliyorsun zihninde olan yani, şekilde. Tam kaynak göstermesi açısından. Yok yok, zihninden söyle yeter. Ben şimdi şey yapayım, şey esas Enes Koca'yı dinleyeceğiz. İncil kaynaklı o. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflak diye geçen söz. Yani sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım şeklinde bir söz. Birebir yani aynen Koloselilere mektubunda zannedersem geçiyordu. Oradan bakabilirsin bu. Allah'ın Beşer Resulü diye yazı vardı ya, oradan tam kaynağını söyleyelim. Orada aynısını Paulus İsa için söylüyor. Hani İsa olmasaydı kainat yaratılmazdı şeklinde. Muhtemelen yani bu peygamber yarıştırma fikrinden ortaya çıkmış bir şeye benziyor yani. İsa için mi yaratıldı yoksa bizim peygamberimiz için mi? Tabii ki bizimki deyip herhalde. Bizimki Levlâke'yi döver. Tabii. Nasıl? Ha, belki Tevrat'ta da olabilir tabii ama İncil'de aynen bugün korunmuş yani o ifade. Şimdi bak mesela şuradan, mesela şu Ahkaf suresinin 5. ayeti ile ilgili bir hatıram var. Bu şey Ramazan'da Oruç Baba türbesine insanlar şey yapıyor. Bir akşam Zeytinburnu'na vaaza gidiyorum arabayla. O şeyden ara yoldan çıkalım dedim, o şey, Vatan Caddesi'nden şeye doğru. Millet Caddesi'ne doğru baktık, yol tıkalı. Ne o? Oruç Baba varmış, ilk iftarlarını orada şeyine, sirkeyle yapıyorlarmış falan. Şaşırdım kaldım, lan bu ne biçim, hiç bilmiyordum. Halbuki yıllardır İstanbul'dayız. Sonra şeyde Kanal 7'de Oruç Baba ile ilgili bir Ramazan programı yapmışlardı. Oraya gittik. O zaman Ahmet Hakan'dı programı yöneten. Ahmet Hakan sordu, işte Oruç Baba ile ilgili ne diyorsunuz? Vallahi dedim, böyle bir konuda benim söz söylemeye hakkım yok. Bak Allahü Teala ne diyor? Açtım ayeti. Diyor ki: "Estağfirullah ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame." Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişiyi Allah'la kendi arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Dedim şimdi Oruç Baba insanlara kıyamete kadar cevap verebilir mi? Veremez. Bak Allah-u Teala diyor ki bundan daha sapığı kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar bunların çağrısından habersizdirler diyor. Yani Oruç Baba senin ne dediğini bilmez ki. Ne bilsin ne dediği? Ölmüş gitmiş bir kişi. Ölülere bir şey işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Şimdi orada Hayrettin Karaman'la beraberdik tabii toplantıda. Bunu burada yüksek sesle söylüyorum. Gerekirse Borazan'da tüm dünyaya bağırmak isterim. Hayrettin Hoca, ölmeden tevbe et. Açıkça söylüyorum bak. Ölmeden tevbe et. Yazık oluyor. Yazık oluyor. Şimdi şimdi orada bana dedi ki mealden oku, mealden. Hakikaten Diyanet Vakfı'nın meali vardı elimde ama ben yani doğrusu hiç bakmamıştım mealine yani. Allah ne yazıyor diye bir baktım mealine. Bir de baktım şöyle yazmışlar. Bakın aynı, hiç o gün bugün değişmemişler. 2000'li yılın başıydı. 2000 mi, 2001 mi? 14-15 sene geçmiş. Hayrettin Hoca'nın kendisine de burada şey yapan bazı kişilere de yazılı olarak gönderdim. Bak bu ayeti yanlış meallendirmişsiniz. O gün bugün değiştirmediler. Değiştirmediler. Onun için burada diyorum tevbe edin. Öyle şeyle olmaz. Bak Diyanet Vakfı'nın mealidir. Ya bu kitap yazdık o konuda. Her kitabımızda koyuyoruz. Bir tanesi duymuyor. Tıpkı Ramazan'daki imsak vakitlerini duymadıkları gibi. Hesabı bana vermeyeceksiniz, Allah'a vereceksiniz. Bak, meali bir dinleyin bakın. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan, şeyler derken kimin aklına Oruç Baba gelir? Ne gelir akla? Put gelir, değil mi? Şeylere tapan, ayet yardım isteyen diyor. Yardıma çağıran diyor ayet, bu tapan diyor. Ayet kişi diyor, bu şey diyor.
Bundan daha sapık kim olabilir diyor. Evet, tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların taptıklarından habersizdirler. O şeyler oluyor tabii. Peki arkasından ne diyor? Diyor ki insanlar bir araya toplandıkları zaman onlara taptıklarına düşman kesilirler. Yani taşa toprağa mı düşman kesilecekler? Peki ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Bak, mealde esas alınan yorumun yanı sıra ayete kendilerine tapınılan varlıkların müşrikler aleyhine şahitlik yapacakları yönünde de mana verilmiştir. Varlıkların, yani o eşya müşrikler aleyhine şahitlik yapacak. Halbuki ayetin metninde vahum, mesela hum kelimesi var. Vahum, onlar. Hum, akıllı varlıklar için kullanılır. Men, akıllı varlıklar için kullanılır Arapçada. Yed'u ne? Yed'u, ya'budu manasında değil, yardım istemek anlamındadır. Ben yazdım, tam bu bir tek ayette 6 tane affedilmez hata yapmışlar. Bir tek ayet. 6 tane affedilmez hata yapmışlar. Sonunda ayet şirkin delili olmaktan çıkmış. Artık rahatlıkla gidip Oruç Baba'dan da, Eyüp Sultan'dan da, Abdülkadir Geylani'den de yardım isteyebilirler. Kırık mana vereyim. Kırık mana mı, kırık mana? Bak, ve men adallu. Kim daha sapık? Daha sapık kimdir? Mimmen, o kişiden ki, yani o kişiden daha sapık kim olur? Yed'u, dua eder, yani yardım ister. Min dunillahi, Allah'ın duunundan. Şimdi o şey de, bütün şeyleri bilirsiniz. Allah'ı yukarıya çıkartırlar. İnsanlardan uzaklaştırır. Şimdi Allah'a haşa tavan gibi ne kadar şey yapsan ulaşamazsın. Araya bir aracı koyacaksın. Diyor, trafo murafo falan hikayeleri var ya. Men, o kişiden yardım istiyorlar ki men, kişi. Yedu çağırıyor, men o kişiyi yardıma çağırıyor. Mesela gidiyor Oruç Baba'ya, diyor ki kızıma bir eş, bana bir ev. Allah'ın şeyine bebek istiyor falan. Men o kişiden istiyor ki la yestecibu, o men cevap veremez. Mesela Oruç Baba. Lehu, bu isteyen kişiye. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar cevap veremez. Oruç Baba bir cevap verebilir mi? İşte burada vehum, onlar, yani o kendisinden yardım istenenler var ya. Çünkü men tekil içinde olur, çoğul içinde olur. An duaihim, bunların çağrısından, dualarından, yardım çağrılarından gafilun, habersizdirler. Ne bilmez ki, nereden bilsin? Ölmüş, çürümüş, gitmiş. Zaten Allahü Teala kabirde olan inneke la tusmi'u men fil kubur. Öyle değil mi? Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Sen kabirde olanlara bir şey işitirecek değilsin diyor. Şimdi işte ayet bu. Efendim dedi, mealden oku dedi. Baktım şaşırdım, ya bu ne biçim meal dedim. Orada Hasan Kamil Yılmaz da vardı, bugün Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. O da çok rahatsız oldu. Ondan sonra şey vardı, Süleyman Uludağ vardı. Dedi ki biz ayete bu manayı verirsek Şia'yı ve bütün tasavvuf ehlini müşrik saymamız lazım dedi. Dedim yani Allah kararını bize bakarak veriyorsa değiştirelim. Yani Allah bize mi soracak dedim bunu. Ondan sonra bir tek Süleyman Ateş dedi ki Abdülaziz Bey doğru meal verdi dedi. O da oradaydı. Ama tabii iş karışınca televizyonlarda hemen reklama giderler böyle şeylerde. Ahmet Hakan vardı sonuçta. Ahmet Hakan şunu söylemişti. Hocam tam cevabı aldık demişti. Ondan sonra rahatsız olmuşlardı. Evet. Peki şimdi asıl konu şu. Deniyor ki, hani o gene bir Habertürk'te televizyona çıkmıştık.
bu konuyu konuşurken, efendim yani şimdi santrala telefon açıyoruz, bana falancayı bağla diyoruz, şirk müşrik mi olacağız? Hemen şey, yani Allah'ın ayetiyle cihada mücadele etmeye başlıyorlar. Allah yalan söylemiş haşa, bunlar doğru söylüyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ı yalancı çıkarmaya, ayetleri işe yaramaz hale getiriyorlar. Bütün gayretleri bu. Bütün gayretleri bu. Bunları yaptığı İveç mi, Aveç mi hocam? Bunlar İveç de yapıyorlar, Aveç de hepsini de yapıyorlar. Evelallah. Yani kolayca artık bunlar iyice yoldan çıkmışlar. Yanlış yaptıkları çok açık oluyor. Evet, şimdi Enes Hoca ilgili ayetler şey yaptı. Bir oku, dinleyelim. Fatiha Suresi 5. ayette okunduğu zaman insanlar, bazı insanlar ifratta bulunuyor, aşırı gidiyor. Bazısı tefrit, ihmalkar davranıyor. Mesela 2 gün önce bir telefon açtı, bana bağladılar. Dedi ki, işi arıyorum, işsizim. Bir arkadaşı bana iş bul diye ona yardım etsem şirk olur mu? Bunu soruyor. Hocamın dediği gibi bazıları diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dediğin zaman, eşimi çay getir, yemek yap, karnım acıktı bir şey yap dediği zaman da müşrik olur mu? Olmaz. O zaman türbelerden, evliyalardan medet istenebilir. Böyle bir şey var. Yani bu ayette ifrat ve tefrit konusu çok oluyor. Bir şey yapabilir miyim? Parantez, hani Hazreti Yusuf'la alakalı... Bir dakika, şu şeyi ver, mikrofonu ver de. Aklıma Kur'an'dan bir örnek geldi de. Hazreti Yusuf'un zindanda bir arkadaşını hani zindandan çıkıp kralın Udkurni inde rabbik diyor. Onu işte efendinin yanında beni an demesini Hazreti Yusuf'un Hazreti Yusuf'un hatası işte şirk gibi algılayanlar var. Halbuki o izin verilen bir bir şey olması lazım. Zaten ayetlerde de o şey yapılmıyor. Yani kötü bir iş yaptığına dair. İşte şimdi onlarla ilgili ayetleri okuyacak evet, Enes Hoca. Tamam. Tefsirlerde evet. Var ama. Evet. O aklıma geldi Kur'an'dan tamam. Örnek. Enes Hoca şimdi onu okuyacak. Evet. Şimdi dua kelimesinin manasını iyi anlamamız lazım. Duada dua eden kendisinin aciz olduğu bilinci içerisinde oluyor ve dua edilen zatında büyük olduğunu ikrar etmiş oluyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet diyor ki: "Ve la ted'u ma'allahi ilahen aher." Allah'la birlikte başka bir ilaha da dua etme diyor. Onun için istihanet de, "Ya Rabbi senden yardım isteriz." Dua mahiyetindeki istihanet sadece Allah'tan olur. Ama başka yardımlaşma konusundaki istihanet kendi aralarımızda olabilir. Bu şirk değil. Yani Allah'tan başkasının gücünün yettiği konular var, yetmediği konular var. Yani şimdi doktora gidiyorsun. En büyük delil o zaten. Hı? En büyük delil o. Evet. Bu aracılığın şirk olmadığının. Şimdi doktora gittin Enes Hoca. Doktora diyorsun ki, doktor benim şeyime bir çare. Bir derdime bir çare. Doktor da diyor ki, nedir şikayetin ne? Şikayet mi, ne yapacaksın? Benim hastalığımı iyileştir. Aynen. Ya şöyle bir seni bir muayene edeyim, ilaç. Ya ilaça gerek yok ya, bir iyileştir. Nedir doktor? Ben tanrı mıyım der. Değil mi? Psikiyatriye de yönlendirebilir. Yani sen yanlış gelmişsin der, değil mi? Evet, devam et. Ayetlerde o فَلَهْ تَدْعُمَا اَلّٰهِ اِلٰهَا اَخَرْ anlamındaki, manasındaki ayetler bu anlamda. Yani Allah'tan başkasının gücü yetmez olan şeylerde sadece Allah'ın yardım istenir. İnsanların gücü yeten şeylerde insanların yardım istenirse şirk olmaz. Mesela ben şimdi susadığım zaman su getir diye birini istesem şirk olmaz. Ama ya Rabbi bana bir bardak su ver dediğim zaman bu edepsizlik olur. Ya meleklere gönder bana su getir, bu edepsizlik olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 9. ayeti اِذْ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ diyor Allah-u Teala. Müslümanlar, yani Ümmet-i Muhammed ilk Müslümanlara söylüyor. Siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz. Yani onların elinden gelecek her şey bitmiş. Allah'ın istemesi olmaz bir şey var orada.
Rabbinizin istiyordunuz, Rabbiniz size icabet etti. Duanızı kabul etti. Dedi ki size 1000 tane melek göndereceğim, yardım veririm dedi. Diyor ayette. Yani böyle durumlarda Allah'ın istenir sadece. Zor durumda. Yani Allah'tan başkasının yapabileceği bir şey yok. Evet. Yani başka bir enden mesajidinillahi felâ tedu'u me'allâhi ahada diyor. Secde edilecek yerler, mescitler Allah'ındır. Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmeyin. Yalvarmayın. Kendi eziyetinizi onun önünde arz etmeyin. Onun büyük olduğunu ikrar etmeyin. Bu şekilde diyor. Bu iyâkın esâini böyle anlamamız lazım. Başka insanların elinden gelen şeyler var. Bu konuda Allah Teala diyor ki Maide 2. ayette Te'avenu alel birri ve takva. İyilik ve takvaya yardımlaşın kendi aranızda. Kötülük ve günahı yardımlaşmayın diyor. Başka bir ayet yani var. Yani yardımlaşmayı emreden Allah-u Teala. Allah yani Teala birbirimizden tabii ki yardım isteyeceğiz. Ve emmessâ ile felâ tenhar diyor mu? İsteyene karşı ilgisiz davranma diyor. Yani. İsteyen müşriktir, kapının kolu diye bir şey yok orada. Şimdi Kehf suresi 94'ten 96'ya kadar diyor. Burada Zulkarneyn bir köye gidiyor. O köylüler diyor ki فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى اَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا diyor. Sana biraz harc verelim. O kötü, Yecüc, Mecüc bizim aramızda bir set yap diyor. Bu köylüler İskender Zulkarneyn'den yardım istiyor. Zulkarneyn'den. Zulkarneyn diyor ki مَا مَكَّنِّي ف۪ي رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِينُونِي Rabbimin bana verdiği iyidir, hayırdır. Siz de bana yardım edin, şöyle yapayım diyor. Bana yani, yardım edin, bak. Zulkarneyn onların yardım istiyor, onlar bunun yardım istiyor. Tabii. Bu hiçbir zaman şirk olmuyor yani. Sonra başka bir ayet var, Kasas 15. ayette. Musa Aleyhisselam şehre giriyor. Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan bir insanla başka ecnebi, başka kavminden olan bir insan ikisi savaşıyor. Burada فَاسْتَغَاسَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ diyor. Yani Musa'nın etbaidin olan bir kişi Musa'dan yardım istedi diyor. İstigase de yani artık böyle bütün şeyiyle, feryadıyla ne diyelim yani artık can havliyle değil mi? Öyle evet, deniyor. Evet. Evet. Can havliyle yardım istiyor. Evet. Allah Teala Şuara 80. ayette وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ İbrahim Aleyhisselam'ı şöyle övüyor, medediyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam ben hasta olduğumda bana şifa veren Allah'tır diyor. Bunu İbrahim Aleyhisselam'ın medetme esnasında söylüyor. Başka bir ayet Nahl 69 diyor ki fihi şifaun diyor. Bal konusunda balda şifa var diyor. Yani Allah Teala bir maddi bir şey içerisinde bizim sıkıntımızı giderecek bir sebep orada koymuşsa biz o sebebi o maddi şeyden istememiz şirk olur. Yani gidersin doktora ve tedavi evet. olursun evet. Bir yerde Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الْمَت۪ينَ Sûr-ü Zâriyat 58. ayet. Allah sadece Allah rızık verendir diyor. Zülkuvvetil metin. Allah rızık verendir sadece diyor. Başka bir Nisa 5. ayette de وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا diyor. Onlara rızık verin. Mesela yani Allah da rızık veriyor, biz de rızık veriyoruz ama Allah'ın vermesi başka, bizimkisi başka. Başkadır. Yani. Ama yani insanların da onları rızıklandırın diye emir veriyor insanlara. Tıpkı yardımcı olun diye emir vermesi gibi. Karınlarını doyurun diyor. Bu şekilde ayetler çok var Kur'an-ı Kerim'de. Hadiste de var. Hadiste diyor ki, biraz uzun hadis ben okuyayım siz tercüme edin. مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Evet, yani kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ Dünya ile ilgili sıkıntısını giderirse evet. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Yani kim zor durumda bulunan bir kişinin işini kolaylaştırır, önünü açarsa Allah-u Teala da onun dünyada da ahirette de işini kolaylaştırır, önünü açar. وَاللّٰهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ اَخِيهِ Yani bir kişi kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah ona yardım eder. Yani hani eden bulur deriz ya, iyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun. Evet. İkinci hadis, unsur ehâke zalimen ve mezlumen demiş. Yani hı. Kardeşin zalim olsa da yardım et, mezlum olsa da yardım et. Hadis-i şerifte bu. Hadis-i şerif. Tabii. Şimdi bu aslında Arapların şeyidir, sözüdür bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi tekrarlamış. Zalim de mazlum da olsa kardeşine yardımcı olacaksın. Yani orada Araplar haklı olup olmadığına bakmaksızın bizim kavimden mi? Tamam.
Kuluna ya Resulallah. Ama Resulullah diyorlar ki daha sonra ya Resulallah, Resulullah da aynı şeyi söylüyor. Nesretu mezlumen fekev nesruhu zalimen. Tamam tamam güzel evet. Ben söylemeyeceksin zannettim. Mezlum olsun yardım edeceksin de zalimi nasıl yardım edeceksin diyor. Peygamber sen diyor ki tekuffuhu ani zulmü diyor. Tamam. Yani zulümden onu engelleyeceksin. Bu senin onun yardım etmen diyor. Yani zalimin zalimliğine engel olursan ona en büyük yardım yapmış olursun. Evet, bu şekilde yani ayet edeceğiz bu şekilde. İfrat da iyi bir şey değil, tefrit de iyi bir şey değil. Aşırı gitmek de olmaz, ihmal etmek de olmaz. Onun için her şey yolunda. Bazı insanlar böyle. Yani dünyevi işlerdeki kendi aramızdaki yardım istemeyi türbelerden, mezarlardan, evliyalardan, yalnız ağaçlardan, korkulu şeylerden yardım istemeyi delil getiriyorlar. Ayeti görmezsen geliyor. Bazı insanlar da çok aşırı gidiyor. Yani yardım istese de olmaz. Yani doktora gitmek, başkalarından bir şey istemek de şirk olur mu acaba diye kafasına geliyor. Ben de bazen dedim ki Bakırköy'e git de tedavi olur. Sen de. Şimdi bu bir şey var da belki Yahya Hoca sorabilir. Bu Allahu Ekber demek yani Allah en büyük dediğimiz zaman şirk olur. Onun için namazı Allah'a ekber demeyin diye bir sözler çıkmış ortaya. Biz de soruyor. Ben Kur'an'daki bazı örnek ismi tefsirleri burada çıkardım. Ha öyle mi? Şey ha, güzel. Evet şimdi bu ekber kelimesi ismi taftildir. Şimdi bir arkadaşımız buna kafayı takmış. Allahu ekber dedim mi? Allah en büyüktür. Dediğin zaman o zaman başka büyükler de var. Demek olur. Çünkü evet ismi taftil öyledir. Yani büyükler arasında en büyüğü. İsmi taftil o. Ama şimdi Cenab-ı Hak kendisini nasıl tanımlıyor ona bakmamız lazım. Mesela وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى değil mi? Koydun mu buraya? Yok, koymadım. Mesela yok. سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى var. Onu koymuşsun. Onu koymadım. Yani. Koymadın mı? Mesela diyor ki Allahü Teala sebbih yönel yani o tarafa doğru yönel isme rabbikel a'la Rabbinin en yüce adına yönel. En yüce adı a'la dediği zaman başka aliler de var. Onlar içerisinde en yücesi. A'la ile ekber arasında bir farkı yok yani. Bu şekildeki ifadeler çok yani şey yapalım. Vallahu hayrul makirin mesela. Ve mekeru meke ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Şimdi meke, onlar bir oyun kurdular. Allah da oyun kurdu. Allah en hayırlı oyunu kurar. Yani Allah'ın koyduğu oyun sizi kötüye götürmez. Ama onların Allah'ın kurduğu oyun sizi iyiye götürür. Ama onların kurduğu oyun sizi batırır. Mesela dersin başında şeytanın bir yani gay suçu diyoruz ya bir oyun kuruyor kendi kafasına göre. Günahkarlar da bir oyun kuruyor. Ama onların ve mekedül kafirine illa fi dalal değil mi? Onların kurduğu oyunlar şey kalır. Sonuçsuz kalır ama Allah'ın kurduğu oyun kişiyi doğruya götürür. Hayrul makirin diyor. Bu da yine ismi taftildir. Oyun kuranların en hayırlısı. Ondan sonra hayrun ve huve hayrun nasirin diyor. Yardım edenlerin en hayırlısı. İsmi taftil diyor. Yani hep kullanılmış. Mesela ve huve hayrul hakimin hükmedenlerin en hayırlısı. Ahkemül hakimin de var mesela. İsmi taftil ahkemle ilgili olarak. Ve ente hayrul fatihin önümüzü açanların en hayırlısı sensin diye Cenab-ı Hakk'a hitap ediliyor. Hayrul varisin, hayrul münzilin. Ha, münzilin iki tane yan yana gelmiş. Ve ente hayrul rahimin. Allahu hayrun emma yüşrikun. Allah mı hayırlıdır şirk koştukları mı diye. Yani bu çok sayıda ayet-i kerimeyi almış. Ve eşhedü min kuvveten. Ha mesela evelem yarav ennallâhe allazî halakahum görmediler mi ki onları yaratan Allah huve eşeddü minhum kuvveten. Onun gücü bunlardan daha fazladır. Bak bunların da gücü bunlar güçsüzdür demiyor ama Allah'ın gücü daha fazladır. Onun için bu çok Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüyle hareket etmek lazım. Bir de İbrahim Aleyhisselam hazâ rabbi hazâ ekber diyor. Ha bak mesela bak bu çok daha önemli. Yani. Mesela En'am suresi 78. ayette İbrahim Aleyhisselam'dan rivayet şey yapan naklen Cenab-ı Hak bildiriyor ya felem mara eşemse bazigaten güneşin doğduğunu görünce ne diyor? Hada Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Hada ekber. Bu ekberdir diyor. Daha büyüktür diyor. Yani Rabbi demesine onu delil yapıyor. Ekber olduğunu. Evet. Ekber diyor. Daha büyüktür diyor ama daha sonra onun da battığını görünce bu benim Rabbim olamaz diyor.
İşte çok var. Eleyselallahu bi ahkemil hakimin. O kadar çok ayet saymışsın ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İsmi tebdil olarak geliyor ya burada. Şimdi onlar mikrofonu aç, mikrofonu. Bu sorun o değil ki mesela Kur'an'da Allah hakkında ismi tebdil hiç kullanmamış demiyorlar. Diyor ki Allah ekber dediğimiz zaman sanki başka ilahlar da var da bunası daha büyük. Mesela hayr-ı razıkinin başka rızıklandırıcılar var ama hayr-ı razıkin dediğimiz öyle. Allah ona göre en büyüdür demiyor ki ama kim diyoruz biz şeyler. Yani bunu cevap verirsek eğer o öyle diyecek. Öyle bir olay yok ki. Öyle bir olay yok. Yani Allah sıfatlar var ya bu burada çekilen sıfatlar hepsi Allah'tan başkası da gelebilir. Tamam. Yani, kebir büyüklük gelemez mi? Ne? Onu demek istiyorum. Bakın Allah ekber dediğimiz zaman sanki Allah kebir de var. Allah ekber. Öyle öyle bakıyorlar. Hayır işte yani yanlış bir şey. Yanlış değil tabii yanlış da. Ben bunu demek istiyorum. Firavun biz, mesela şey için Musa Aleyhisselam için şeylere diyor ya. Savunmuyor da yani öyle tamam cevap yani, veriyorum şey, tamam mesela cevap çok olarak, zayıf bir şey yani mesela, onu demek istiyorum. Ha, yok. Firavun ne diyor Musa Aleyhisselam için? İnnehu lekebirukumullezi allemekumus sihr. Bak diyor bu size sihri öğreten sizin büyüğünüz. Tamam. Şimdi insanlar için sormuyor. Küçük büyük yok mu? Var. O ne var. O ne yani işte. Büyük olanlar içinde en büyük Allah. Yani yok, büyük Allah olanın ilah olması gerekmiyor. Yok o ne demek istiyorum. Bak Allah ilaheden alınan bir şeydi. Siz Allah'a ekber dediği zaman sanki başkalarda vardı ilah olarak. Ama ekber bu diye nereden çıkarıyoruz? Yok öyle ilahadan, bir şey. Hayır. İlaha Allah Allah oldu demek. El ilahu manasında veriyorsa. Allahu el ilahu ekber değil orada. Ha, öyle bir şey yok yani. Mesele o. Allahu el ilahu ekber değil. Heh. Öyle bir şey yok. Yani Allah öyle demek istiyorlar diyor. Onlar öyle demek isteyenlere. İşte yok yani öyle bir şey. Yok öyle demek isteyen bakayım biz. Eğer birisiye cevap vermek istersek aynı pozisyondan bakarsak daha iyi olur. Mesela onlar bu şeylere, bu ayetlere öyle cevap verecek mesela. Şimdi eğer desek ki biz neden tekbiratul ihram yani namaza durduğumuzda Allahu ekber diye başlıyoruz mesela. Tekbir burada Allahu ekber dediğimiz şey Allah o kadar büyük ki senin zihninde sen tasavvur edebilecek şeye bu şeye girmez. Daha ekber. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah bütün ekber dediğimiz neyin evet. Ki ismi tevzil evet. Ekber ama ismi tevzil bir nisbeti leys bir nisbeti ilah ahar. Ha işte mesela bel, o ya. Bir nisbeti ilah zihin. Tamam. Alladi yücet fil insan. Yani bizde var zihinden daha uca. Öyle desek burada biter yani o olay. Yani bunu demek istiyorum sadece. Tabii zaten şimdi Allah el ilah manasında değil ki Allah-u Teala Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak. Şimdi el ilahu huvel ekber. Orada el ilahu huvel ekber olur zaten. Evet, evet. Şeyde eğer o öyle olacak olsa. Öyle bir cümle yok yani. Yani şimdi Arapça olarak el ilahu ekber ifadesi şey değil yani. Arapçada öyle bir ilal olmuş diyorlar ya Allah olmaz. Ya, o yanlış bir ifade yani. Yani öyle bir o düşünce ile savunmaları da yanlış olur yani bunu. Doğru. Yani Allah'tan başka ilahı kabul eden kişi isterse ne derse desin yani o şey değil. Bunun yani Allahu Ekber demenin herhangi bir sakıncası yok. Bu konularda da dikkatli olmak lazım. Evet. O sırt tefsirleri çıkardım ayet ki 8 sayfa çıktı. Ha 8 sayfa çıktı. 8 sayfa çıktı. Ben de hepsinde örnekler aldım küçük küçük. Ha, 8 çok sayıda şey var. 8 sayfa çıktı ayet yani. Çıktı. Şimdi Arapçayı iyi bilmediği için Kur'an-ı Kerim'i Türkçe düşünüyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Ekber yani en büyük ilah demektir. Allah ismi zattır. Yani kainatı var eden bizim mebudumuzun ismidir. Sıfat değil ki. Allahu ve ilahu ekber dediğimiz zaman o şey çıkar. Yani Allah en büyük o zaman şirk demektir. Olur tabii. Şey o zaman olmaz. Şirk olur. Yani Allahu Ekber bir cümledir. Cümle Allah'ın muhtada ekber haberdir. Allah büyüktür. Şimdi Ennehu Vazih diye bir kitap var şurada. Orada söylüyor ki ismi tevzillerde muzaf olarak geldiği zaman o muzafın ileyhin var olduğu düşünülmez. Mesela huve kadil kudat. Bu
kadilerin kadisidir dendiği zaman başka kadiler de var denilmez burada. Yani Allah-u ehkabın hakimin, Allah hakimlerin en hakimidir dediğimiz zaman başka hakimler de var. Allah da en hakimdir denilmez. Yani Allah en hakimdir. Bu şekilde demek daha doğru diyor. Nehullahi'cim. Onun için böyle yani ayette İbrahim Aleyhisselam diyor Hazza Ekber. Güneşin doğduğunu görüyor diyor ki Hazza Rabbi Hazza Ekber diyor. Yani Hazza Rabbi demesine Hazza Ekber'e delil getiriyor. En büyük olduğunu. Burada zihinlerin karıştıracak bir şey yok. Evet. Bunlar da tabii çok dikkatli olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili herhangi bir şey söylendiği zaman zaten Kur'an bir ayetler kümesi demek. Onu birlikte düşünmezsen yanlış yola girmiş olursun. Peki şimdi fazla vakit kalmadı Şia'ya. Zaten işin esası anlaşıldı. Bir de Şia'nın bu konudaki genel yapısını şey yaparsanız bu nedir o? Ben özetleyeyim sadece. Evet. Hop, Şiiler de çok hassaslar şirk konusunda. Çünkü hep ittiham ediliyor Şiiler şirkte. Diyorlar şirk üç çeşidi var. Şirk ve uluhiye, uluhiyette olduğu şirk. Halıkiyette olduğu ikinci çeşit bir şirk. Ve üçüncüsü şirk ve rububiye, rububiyette olan bir Allah'ın şirk Rablığı, diyorlar. Allah'ın Rablığı, yaratıcılığı ve ilahlığı konusu. İlahlığı konu. Rububiyette değil mi? Yok. Rububiyet şeydi, terbiyet, tedbir anlamında. Halıkiyet de aferin, yani yaratış şeyinde. Uluhiyet de mabudiyet anlamında. Aslında var, yani böyle üç çeşidi var ve diyorlar üç çeşidini her bir de çok günahdı, büyük günahdı, haramdı diyorlar. Şimdi amelde olduğu şirk iki çeşidi var. Şirk-i celli ve şirk-i hafi, yani aşkaren yapılan bir şirk ve mahfiyane yapılan bir şirk. Hepsi de şey yapıyor. Şimdi en önemli bir konu bu istigase ve tevessül anlamı diye bir şeyler. Çünkü Şiilerde bu şey diyorlar, tevessül ve istigase neinki şirk değil, belki aynı tevhiddir diyorlar. Ha, Allah'tan başkasından yardım istemeye şirkti. Hem şirke karşı çıkıyorlar hem de Allah'tan başka yardım istemek tevhidmiş. Aynı işte tevhid. İşin esas şeyi bu. Şimdi nasıl oluyor öyle? Diyorlar, eğer siz Allah'a karşı fil arz bakarsınız, yani bir tane Allah var, bir tane ahli beyt var, bir tane falan var, de böyle bir arz olarak bakarsınız, şirk oluyor. Ama biraz önce dediğimiz dun olduğu zaman, yani fitul rububi olduğu zaman, yani en yukarıda Allah oluyor. Bunlar bir biraz basamak gibi bir şey olduğu zaman bu aynı tevhid oluyor ve size daha oraya buraya gitmeden, çünkü bu tutuyor ya seni. Bu basamak tutuyor, bu basamak da tutuyor, böyle çekiyor ve seni Allah'a doğru iletiyor diyen bir görüş var. Tamam, deliller var mı? Yani şeyleri, onlar şey yapıyorlar. Rivayetler atıyoruz. Deliller var mı? Kendileri için delilleri de var. Yusuf suresi 97. ayet. Kalu ya abana estağfir lana zunubana inne kunna hatiin. Babalarına demiş ki Yusuf Aleyhisselam kardeşleri, ya Rabbi bizim günahlarımız için bize mağfiret iste, biz yanlış yaptık demiş. Yani ya ben bizden mağfiret istedi. Çünkü yanlışı önce babalarına karşı yaptılar. Önce babalar affedecek, sonra ya Rabbi sen bunları affet diyecek. Evet. Kendileri bizzat Allah estağfirullah demedi. Sen biz için istiğfar dedi, bundan istiğane ettiler diye örnek gösteriyor ve şey de babası da hayır demiyor, estağfir lekum diye cevap veriyor ve burada sakınca yok idi diyor. Bu bir delili olarak getiriyor. Nisa suresi 64. ayette. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Şimdi bundan yola çıkarak umre, hac falan gittiği zaman, Mescid-i Nebi'ye gittildiği zaman onlar gidip orada şey diyor, tövbe ediyorlar peygamberin kabri üzerinde. Bu ayette de delil gösteriyorlar. Sonra Munafikun suresinin 5. ayetinde ve izqila lahum ta'ala yastagfir lakum rasulullah law ru'usahum
ve ra'aytahum yasudduna ve hum mustakbirun diye geçiyor. Onlara gelin, peygambere yönelin, bu siz için bir istiğfar etsin dediği zaman bunlar kibirleri nedeniyle gelmiyorlar ve şey yapmıyorlar diyorlar. Bunu bir delil getiriyorlar. Sonra وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهَ اَمْوَاتِ var ya بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ yurzakun. Ha, yurzakun diyorlar, siz peygamber ve başka bir evliya, ahli beyt falan filanlar ölmemişler. Onlar Allah şeyinde katında rızklandırıyorlar diyorlar ve ona göre diyor namazda biz ne yapıyoruz? Esselamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu diye peygamberi yöneliyoruz falan diyorlar. Bunu delil getiriyorlar. Ama bir şey burada eklemek istiyorum. Sizin bu zartuşlerle yazdığınız yazı var ya, onlara size verdiği cevaplar, İngilizce olarak cevap vermişler. İstersen kısaca bir onun ne olduğunu şey yap, anlat. Siz anlatayım ve onun cevabını anlatayım. Zerdüşler var biliyorsunuz. Yani bizde işte ateşe tapanlar diye tanınan grup, şeyin Hac suresinin 17. ayetine göre onlar da ehli kitaptan. O Zerdüşlerin Kanada'da bir grupları var. Onlara bir mektup yazmıştım. Sizin din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki görevi nedir diye hemen bir cevap verdiler. Biz müşrik miyiz? Ne işleri var Allah'la bizim aramızda? Evet. Evet. Ve o cevapta bir çok güzel bir cümle yazmışlar ve bu cümleden ben çok şey öğrendim zaten. Diyor ki bu Zerdüş dini Fars dilini çok etkilemiş bir din sayılır. İran'da çok etkili. Şimdi diyor Fars dilindeki Allah kelamı yani Huda diyorlar. Diyor ki Huda demesinin asıl şeyi de diyor bizim dinden almış. Huda Hud sözünden yani kelimesine alınmış olup Hud da anlamı da Farsçada şeydi. Bizzat kendisi demiş. Ona göre diyor biz diyor Allah'ı bizzat kendisinden soruyoruz. O, bu sıfatı olduğu için biz onu Huda diyoruz dedi ve çok güzel şey yapmış. Yani bu şiirleri delillerini vaktinizde ve bunlar verdiği cevabını gördüğün zaman onlar daha muvahhid görüyoruz mesela. Yani şey daha muvahhid diyor. Zerdüşler şiirlere göre. Evet. Evet ben mesela bakın bitti mi? Şimdi bak şöyle şey var. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Türkçe'ye çevirdiği Muhammed Rıza El Muzaffer Akaidül İmamiye diye bir şey kitaptan almışım. Bizim Din Devlet İlişkileri kitabında var. Diyor ki mesela imamlar, orada imamlar birer ilahtır yani. Başka şey değil, başka bir anlamı yok. Yani onun için adına imamiye deniyor. Zaten dikkat ederseniz Hüseyin'in çocukları esas alınır. Hüseyin de Şehruba'nın kocasıdır. Şehruba ne Zerdicert mi? Yezdicert adındaki bir en son İran Şahı'nın kızıdır. Onlar Şahlarda Ferri Yezdan diye yani Allah'ın bir şey Allah hulul yani Allah'ın Allah'a ait olan bir şeyin onlarda olduğunu yani Allah'ın bir parçası nuru olduğuna inanırlar. Onur İmamdan çocuklarına geçer şeyden. Yani imam devlet başkanı. İmam devlet başkanı demektir zaten. Bu bizim İslami kelime kullanılıyor. O kapatılıyor. Hani o İveç dedik ya yani. Zannediyorsunuz ki İslam ama değil. İslam'la bir alakası yok. Şimdi Şehruba o Yezicer'in kızı olduğu için ondan o tanrılık Şehruba'ya geçiyor. Şehruba da Hüseyin'le evleniyor. Dolayısıyla Şehruba'nın çocuklarına geçiyor. Başkalarında yoktur. Şimdi orada şey tamamlansın diye, silsile tamamlansın diye araya şey konuyor, Fatıma konuyor, Ali konuyor. Yani şey için, o sadece şeyi, tabloyu tamamlamak için konuyor. Ondan sonra o Hüseyin'in çocukları, çocuk olduğu için değil, Şehruba'nın çocuğu olduğu için onlara imamlık veriliyor. Ha, bu zatların kendisinde böyle bir şey var mı? O ayrı bir konu. Sonradan oluşan şey, mesela Cafer-i Sadık gerçekten değerli bir zattır. O ayrı bir, yani dersin başında da söyledik yani bu kişilerin
kendileri bu işlere karşı mücadele etmiş insanlar olabilir ama arkasından gelenlerin nasıl davrandığı önemli. Şimdi bakın, bu o kitapta ne yazılıyor? Bak diyor ki, imam deniyor ya bu 12 kişiye, bir de şeyler imamın vekili oluyor bu ayetullahlar, değil mi? Yani imamı temsil eden kişiler oluyorlar. Zaten ayetullah da deniyor, yani o isim de çok önemli, Allah'ın ayeti. İmamın da peygamber gibi içte, dışta, görünürde, gizlilikte bütün kötü ve pis şeylerden doğumundan vefatına dek korunmuş olduğuna inanıyoruz. İmam, imametten önce, sonra soy, boy, şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden korunmuştur. Ondan sonra evet, imamın peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükler ve iyi huylar bakımından halkın en seçkini olması gerekir ve buna inanırız diyor. İmamın ilahi hükümlere, bak dikkat edin, ilahi hükümlere, ilahi marife, yani bilgilere, bütün bilgilere, tüm ilimlere sahip olması peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yani zaten otomatik olarak o bilgileri alıyor. Şeyden. Şey. Bluetooth'la. Otomatikman alıyor. Evet. Diyor ki vasıtasıyla da yepyeni bir şey hakkında. Mesela hayatında hiç bilgisayar görmemiş. Bu bilgisayarda bir şey oluyor, diyelim tutukluk oluyor, bir donma oluyor. İmama soruyorsun, bu donmayı nasıl halledeceğiz? Hayatında bilgisayar diye bir şey görmemiş. Hiç önemli değil yani. Yepyeni bir şey hakkında da imam, Allah Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle, ilham yoluyla gereği gibi hükmeder. Hemen şöyle yapacaksın der. Hiç düşünmeden yani. O şeyi künhüyle anlar, tümüyle anlar yani. Bilir. Bir şeye yönelirse, onu bilmek dilerse, o şey hakkında ancak gerçeği bilir. Yanılmaz, şüpheye düşmez. Bu hususta akli delillere, yani düşünmeye, yahut belletenlerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Kimseden bir şey sormasına gerek yok. Bilgisi iktiza edince daha da derinleşir, daha da ziyadeleşir. Yeter ki ihtiyaç varsa daha da derinleşir. İmamlardan hiçbiri bir öğretmene gitmemiş, bir eğitimciden eğitim görmemiştir. Hiçbiri bir hocadan ders almamıştır. Hiçbiri bir mektebe, bir medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca ona derhal en doğru cevabı verirler. Dillerine bilmiyorum sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri yahut cevabı bir müddet sonraya tehir etmeleri de vaki değildir. Evet. Ondan sonra bakın ne diyorlar? Esas işin konumuzla ilgili kısmı, imamların emri Allah'ın emridir. Onların yasağı Allah'ın yasağıdır. Onlara itaat Allah'a itaattir, onlara isyan Allah'a isyandır. Onları seven Allah'ı sever, onlara düşman olan Allah'a düşman olur. Onların emirlerini reddetmek caiz değildir. Tamam mı? Şimdi mesela şimdi aklıma geldi. Said Nursi gelmiş, Beyazıt'ta bir otelde kalmış da demiş ki burada her soruya cevap verir ama kimseye soru sorulmaz. Ben de onlara diyorum ki verdiği soru soran bir kişinin adını, bir de verdiği bir tek cevabı söyleyin bakayım bana. Bir tane, ikincisini şey yapmıyorum. Efendim o devrinin bütün filozoflarını susturmuş. Bir tanesinin adını söyleyin. Bütün filozoflar kalsın. Ne oluyor böyle ya? Bu efendim şey yapıyorlar. Fethullah Gülen yanlış yoldaymış da Said Nursi doğru yoldaymış. Ya ona karşı çıkıp da Said Nursi'den yana olmak ne demektir biliyor musunuz? Sinekleri öldürüp bataklığa sığınmaktır. Başka hiçbir anlamı yoktur. Bizde yassının kaçıp travaya yetişmiş derler. Yassının kaçıp derler. Hep aynıdır. Yapı aynı. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok uyanık olmamız lazım. Evet. Bu şiirlerde bir şey söyleyeceğim de. Ha söyle. Şiirlerde aracı yapmak ve Allah'tan başkasından yardım istemek tevhidin ta kendisidir diyor ya. Dört tane ayet. Allah'tan başkasından yardım istemek tevhidin ta kendisidir. Dört tane ayet delil getiriyor.
Bir tanesi de o Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, babasını geldi, dedi ki Allah'tan bizim için bağışlama dile. Ya burada bir şey var. Yani biz anne babamıza, ustalarımıza, hocalarımıza, başka canlı olan birine gidip de benim için dua et demek başka. Ondan, o ölüden bir şey istemek başka. Böyle diyor. Yani o... Zaten onlar imamların öldüğüne de inanmıyorlar. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip geldi, onlar Peygamber Aleyhisselam'a dedi ki sen bizim için dua et, bağışlama dile dedi. Peygamber de onlara dua etti diyor. Ya bu normal bir şeydir. Canlı olan bir insanın, bir mümin, salih bir kimsenin dua, benim için dua demek başka. Bu benim ihtiyacım edersin. Bana imdadı bulunsun demek başkadır, öyledir. Ya bu ayetler hiç alakası yok bir şeydi. Beynavma berzakunla yapıyorum diye ayet var, o aklıma geliyor böyle şeyler. Evet, yani hiç alakasız, zaten hep öyle yapıyorlar. Yani şey, Rasim Hoca bir şey söyleyecek. Bir şey söyleyeyim, Akber'le ilgilidir. Akber'in bir kavram olarak, kavramsal bir alanda incelenmesi, bu önemli bir faktördür. Ama bu bir alandır. Bu mantıksal alandır. Düşünce nesnesine varması için ona gitmelidir. Yani mantıktan çıkıp o nesneye gitmelidir. Nesne burada Allah'tır. Şimdi sorandaki bu Allah'ın bu tanımları nasıl yapılacak, bu akbar nasıl açıklanacak? Bak İbrahim Aleyhisselam'ın soruları aklımıza geliyor. Diyor ki Nemrud'a, benim Allah'ım can verendir, öldürendir. Nemrud hemen ne diyor? Ben de can verip öldürenem. O doğru söylüyor. İktidar öldürür de kaldırır da. Yaşatır da kaldırır da. İkinci soru sor. Diyor ki bak benim Allah'ım güneşi şuradan şuraya çıkar. Sen de şuradan şuraya çıkar. Nemrud'un sözü bitiyor. Bak akbar odur ki, ya onun o tanımı olabilir ki, ya var ki o objeye, yani Tanrı'ya uysun, sözüne uysun. Allah ne diyor? Bak ben tek varlığım. Dünyayı ben yaratmışım, insanı ben yaratmışım. Hiç ne de olmasa dünyada ben varım. Bak buna gelen akbardır. Teşekkür ederim. Tamam. Zaten Allahü Teala diyor, kul eyyü şeyin ekberu şehadeten kulillahu şehidun beyni ve beynukum. Hangi şeyin şahitliği daha büyüktür? Allah aramızda şahittir. Yani şüphesiz başka şekilde anlayamaz ki insanoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sonra ilan ederiz. Belki şimdi bu salondan soru sormak isteyenler varsa, vakit geçti ama olsun. Zerdüş mü? Ha, zerdüşler de bakın şimdi şey yapalım. Zerdüşler, Sabiler, Yahudiler, Hristiyanlar, bunların hepsi muvahhid olan kişi şeylerde. İşte Müslümanlar da öyle. Müslümanların ne hale geldiğini görüyorsunuz. Şimdi biz bu insanlara yaklaştığımız zaman kendi doğru kökleriyle yaklaşmamız lazım. Nasıl Cenab-ı Hak Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki şeyde Teala bila kelimetin sevayin beynena ve beynekum, bunları öyle dememizi istiyor. Aramızdaki ortak kelimeye gelin diyor ya. Zerdüşlere de böyle yaklaşmamız lazım. Yani zerdüşlükte aslında tevhid dinidir. Onlarda da en büyük günah şirktir. Bakın şimdi az önce Sonya Hanım söyledi. Şiiler de şirki en büyük günah sayıyor. Ama şirke Allah'ın verdiği tanımı vermiyor. Kendisi tanımlıyor. Şeyler de şirki en büyük günah sayıyor. İşte zerdüşler de. Hristiyanlar da öyle. Mesela ben Vatikan'a gittiğim zaman Vatikan Başbakanı bana dedi ki sen bize müşrik diyorsun dedi. Biz müşrik değiliz dedi. Sonra başladı işte çok kutsal üçlü birlik falan. Ben de güldüm. Utandı, devam ettiremedi yani. Şimdi şirki herkes reddeder yeryüzünde. Ahirette de zaten müşrikler ne diyecekler? Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Ahirette bile yani hesap görürken bile biz şirk koşmadık ya Rabbi. Rabbimiz Allah'a yemin ederiz bir şirk koşmadık. Mekkeli müşrikler de Kabe'yi tavaf ederken ne diyorlardı? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike lek.
emret Allah'ım emret, senin hiçbir ortağın yoktur diyordu. Mekke'li müşrik bunu söylüyordu. İlla şerikun huve lek temliku ve ma melek. Ama bir tane ortağın var çünkü hepsinin bir tane tanrısı vardı. Zaten onun sahibi de sensin çünkü Allah'ın kızı diyerek melekleri araya koyuyorlardı. Onun sahibi de sensin. Senin zaten dedikleri zaman zihinlerin de ortak koşmamış oluyorlarmış gibi düşünüyorlardı. Temlikuhu ve ma melek. Ona da, onun bütün yetkilerine de sahip olan sensin diyorlardı. Biz Mekkeli müşriklerin müşrikliği bugünkü müşriklere göre çok hafif kalır. Gerçekten. Buyurun. Neydi örf ve adet dedi? Mesela el gün ne der? Bunu yapmam lazım. Bunu ha tabii el gün nedir? Zaten insanı müşrik yapan hiçbir zaman bilgisizliği değildir. Yaşadığı toplumun oradaki ortak değerlerinden vazgeçmez ki toplumdan dışlanmasın. Onun için mesela siz çok iyi biliyorsunuz bizim nasıl dışlandığımızı çok iyi biliyorsunuz. Bütün toplumu her şeyden yani o şirke ilk karşı çıktığımız sıralar yani size de anlatmışımdır. Bir gece evden hakikaten yatak bana diken gibi. Ya Rabbi kafayı mı yedim? Ne oldu yani? Herkes bana karşı yani herkes bize soru sorarken herkes birden kaç. Bak bir gece çıktım Beyazıt Meydan'da dolaştım geldim. Yani hiç çocuklar diyor bak oğlum Abdullah burada hiç duymamıştır. Haberi bile yok. Kızım da burada. Hanım da duymamıştır. Öyle çok hiç kimse hissetmeden artık yatamıyorum. Gittim bir Beyazıt'ta dolaştım geldim. Sonra açtım Kur'an-ı Kerim yaptığım doğru. Yani topluma karşı çıkmak, genel anlayışa karşı çıkmak çok zor bir şey gerçekten. Onun faturasını ödeyeceksin. Evet. Peki başka? Evet. Peki. Allah hepinizden razı olsun. Bu şeyden internetten gelen sorulara cevap veremedik. Cevaplandı mı? İyi tamam o zaman. Peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Selamun aleyküm.